Bugün sağlık günümüz. Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ümit Kamış şu anda konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz iyisiniz. Sağ olun. Biz de iyiyiz. Bugün göz lazer tedavileri ve göz içi mercekleri konuşacağız değil mi? Evet. Tabii onun öncesinde sizde büyük değişiklikler var. Onlardan bahsedeceğiz. Hemen bir aşçımıza da bakayım. Ondan sonra devam edelim. Aşçımız Gülnar Sızan bize fırında sebzeli kuzu incik yapacak değil mi Gülnar Hanım? Evet. Nasılsınız siz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Bütün malzemelerinizi buldunuz mu? Aynen. Var mı benden istediğiniz? Teşekkür ederim. O zaman size kolay gelsin diyorum. Ben ara ara uğrayacağım yanınıza. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hocam şimdi bir stüdyoyu falan değiştirdik ama evet, hayırlı olsun. Mekanı evet, konseptiniz evet, güzel olmuş. Hayırlı olsun. Teşekkür size de iyi ederim. Yayınlar. Evet, yaklaşık 3 hafta önce ben Konya'da çalışmakta olduğum bir özel göz hastanesinden ayrıldım. 3 haftadır Konya'daki en büyük hastanelerden Medova Hastanesi'ne geçtim. Medova Hastanesi sahipleri göz merkezi için gerekli olan tüm cihazları, lazer cihazları ve tetkik cihazlarını ciddi bir yatırım yaptılar. Orada büyükçe bir göz merkezi, tam teşekküllü bir göz merkezi kuruldu. Bu sayede Konya ve civarındaki tüm hastalarımıza bahsettiğimiz lazer göz tedavileri ve özellikli göz mercekleri uygulamalarını rahatlıkla yapabileceğiz. Şimdi Medova genel hastane zaten değil mi evet, hocam? Genel hastaneler için hep şöyle bir algı vardır. Böyle göz polikliniğine gidildiği zaman sanki sadece gözlük yazılıyormuş gibi. Ama siz bütün tedavileri uygulayacak mısınız? Kesinlikle oraya görüşme sürecinde, iş görüşme sürecinde ben yapabileceğim ilgi mesleki ilanları uygulama maksadıyla taleplerimi ilettim ki bunlar çok ciddi yatırımlar aslında bu lazer cihazları. Sağ olsunlar hastane sahipleri bunun geri dönüşüm olacağını da bildikleri için ve böyle bir ihtiyaç da olduğunu bildikleri için hastane genelinde bir göz hastanesinde bulunması gereken ya da bulunan tüm cihazları temin ettiler ve geniş bir orada göz merkezi kuruldu ve bu sayede kadromuzu da güçlendirerekten hekim kadromuzu göz hastalıkları alanında yapılması gereken tüm tetkik ve tedavileri hastanemizde yapıyor olacağız. Evet. Ve faaliyete başladık. İlk tedavilerimizi yaptık. Son derece iyi sonuçlar elde ettik. Hayırlı olsun. O zaman siz de bundan sonra Medova Hastanesi'nde mi ulaşacağız? Evet, oradayız. Tam yeni gün. Yeni yerimiz orası. Hastalarımız bize oradan ulaşabilirler arzu ettikleri takdirde. Peki bugün göz lazer tedavileri ve göz içi mercekleri konuşacağız. Evet. Göz lazer tedavileri dediğimiz bizim bildiğimiz halk dilindeki göz çizdirme operasyonları herhalde değil İlk mi hocam? İlk hafta o geliyor ama gözde kullanılan farklı farklı lazerler var. Lazer dediğimiz zaman tek bir teknoloji değil aslında. Tıbbın diğer alanlarında kullanılan çokça lazer var. Mesela estetik ve dermatolojide kullanılan lazerler var. Bizim göz hastalıkları alanında da kullandığımız 6-7 farklı çeşit lazer var. Şöyle ki kırılma kusurları diye tarif ettiğimiz miyopi, astigmatizma ve hipermetropinin tedavisinde biz Excimer lazer kullanıyoruz ve femtosaniye lazer tedavisini kullanıyoruz. Yine femtosaniye lazer tedavisini aynı zamanda katarakt hastalarında ya da özellikle göz içi merceklerini uygulamak için de kullanabiliyoruz. Yak lazer var, argon lazer var, endiyak lazer var. Holmium lazer var, karbondioksit lazer var. Farklı farklı lazer çeşitleri var ama en çok popüler olan göz hastalarının tedavisinde Excimer lazer ve femtosaniye lazer. Hastanemizde bu iki lazer teknolojisi de şu an mevcut. Argon ve yak lazer de zaten öncesinden vardı ama bu yeni teknolojilerde biz uygulamaya kataraktan göz hastalıklarında birçok hastalığın ya da kırılma kusurlarının tedavisini lazer teknolojisiyle artık tedavi edebilmekteyiz. Genel hastane sanki böyle branş hastanesine daha iyi olmuş hocam size ya. Çünkü hani evet şimdi şöyle genel hastanede avantajlar da var kuşkusuz. Evet. Çünkü bize hasta geldiğinde farz edin ki diyabeti var. Göz hastalık
olduklarını yani olanlar bilirler. Diyabet gözü etkilemekle birlikte tüm vücudu etkiliyor. Bu hastanın aynı zamanda endokrin takibinin, dahiliye takibinin yapılması gerekiyor. Büyük bir hastanede olmak, genel hastanede olmak ilgili branşa yönlendirmeyi de hemen gerektirebiliyor. Evet. Veya diyelim guatr var. Gözde bulgu verebiliyor aynı zamanda. Guatr endokrin problemler de oluşturabiliyor. Hormon düzensizlikleri oluşturabiliyor. Dolayısıyla bir endokrin uzmanının ya da cerrahi gerekecekse genel cerrahi uzmanı da görmesi gerekebiliyor. Böylece biz gördüğümüz hastaları bu ilgili branşlara yönlendirdiğimiz gibi onlardan da bize hasta yönlendirmeler olabilir. Mesela diyabeti olan kişide diyabetik retinopati görme ihtimaline karşın göz muayenesi isteyebiliyor ilgili branştaki hocalarımız. Ya da guatrı varsa ya da tiroid hiperfonksiyonu varsa, tiroid hormonlarına ilişkin problem varsa yine bizden göz muayenesi isteyebiliyorlar. Tıp bir bütün aslında, göz vücudumuzun bir parçası. Dolayısıyla birçok sistemik hastalıkta göz etkilenebiliyor. Hatta biz birçok hastalığın göz bulgusunu, ilk bulgusunu gözde görüp böylece ön teşhisini koyup ilgili branşa yönlendirebiliyoruz. Hatta günümüzde güncel olan bir pandemi salgını var biliyorsunuz. Evet. Pandemide de gözde tutulum olabiliyor. Gözde konjonktivit bulgusuyla ilk gelen hastalar olabiliyor. Ya da üveit dediğimiz göz iltihabıyla da karşılaşmaya başladık. Covid-19 tanısını koyan Çin'deki ilk doktor göz doktoru. Öyle mi? Elbette. Bu bilinen bir şey değil aslında ama Kasım ayında ilk kendisine bir göz nesnesi yani konjonktivit bulgularıyla gelen bir hastada tablonun farklı özellik arz ettiğini gözlemliyor. Ve dahiliyeye gönderdiği zaman orada yapılan araştırmalar sonucunda Covid-19 enfeksiyonu olduğu tespit ediliyor. Li Wan diye bir göz doktoru meslektaşımız, ilk teşhisi koyan bir doktor arkadaşımız Çin'de. Maalesef kendisi tabi o dönem korunma yöntemlerini bilmediği için hayatını kaybeden bir meslektaşımız. Bu anlamda kendisine de toprağı bol olsun diyoruz. Genel hastanede olmanın böyle avantajları var. Bir de hocam bizim için de valla çok büyük avantaj. Şimdi ben hasta olarak düşünüyorum. Hiç rahatsızlık olmasa bile nasıl olsa bir dermatoloji kliniğine bir gidiyoruz. Ya da farklı bir sıkıntı oluyor. Yani senede bir defa bile gitsek bir hastaneye gidiyoruz. Gözle alakalı bütün çalışmalar da hastanede yapılıyorken, tek çatı altında hepsi toplanmışken bizim için de zaman da kısalıyor. Bir yere gitmişken diğer işimizi de hallediyoruz. O şekilde orada çıkabiliyoruz. Orada halledilebilmesi çok güzel bir şey. Yeni doğandan hayatın son evresine kadar her dönemde sağlık bir bütün. Yeni doğan bir bebekte mesela göz problemi olabiliyor. Evet. Onun doğduğu hastanede o tedavisinin yapılabiliyor olması hasta yakınları için de hasta için de büyük bir avantaj. Bu anlamda genel bir hastanede aslında göz hastalıklarının teşhis ve tedavilerinin yapılabiliyor olması da hem hastane adına hem de oradan tedavi hizmeti alan hastalar adına büyük bir avantaj. Siz yeni doğandan artık yaş alan hastalara kadar. Tüm ileri yaş grubuna kadar. Aslında bizim göz hastalıkları ya da göz sağlığı hayatın her dönemini ilgilendiriyor. Yeni doğan bir bebekte göz hastalığı olur mu diye akla gelebilir, olabiliyor. En basiti doğuştan katarakt olabiliyor. Ya da göz nezlesi de doğabiliyor. Hı-hı. Doğumsal göz anomalileri olabiliyor nadir de olsa. Daha sık gördüğümüz göz yaşarması ya da sulanması bulgusu olabiliyor. Göz yaş kanı altı kanıklığı ile şaşılık olabiliyor yine bir yaş altındaki çocuklarda. İlerleyen dönemde kırılma kusurları görülebiliyor. Yani hayatın her dönemine biz aslında hitap ediyoruz. Dolayısıyla tıp bir bütün, gözümüz vücutta bulunan bir şey, izole bir organmış gibi gözüküyor ama birçok yönüyle vücudun başka bölgelerindeki hastalıklarla, hormonlarla çok yakın ilişkisi var. O anlamda bir genel hastanede olması büyük bir avantaj. Ben sizin bir haberinizi okumuştum hocam. 5 yaşında mıydı çocuk? 4-5 yaşlarında bir çocukta yeni doğan kataraktı herhalde gelişiyordu. Ve çocuk sürekli görmüyorum derken aslında aile de fark edemiyormuş. Sonra siz o çocuğu ameliyat etmişsiniz. Hatta şöyle bir sıkıntısı da vardı. Ebeveynlerinde de görme problemi vardı o çocuğun. Baba o görme engelliydi, doğru. Evet, baba görme engelli. Anne de doğuştan katarakta sahip olan bir annemizdi. Çocuk 4 yaşındaydı. İlk zamanlar iyi görürken sonrasında düşmeye başladığını, göremediğini ifade etmesine rağmen yani
toz kondurmama gibi, bir ailenin evet. tek çocuğu uzun yıllar tüp bebek tedavisinden sonra doğmuş bir bebekti, kıymetli bir çocuk. Bize getirdiklerinde iki gözünde de ileri derecede katarakt mevcuttu ve görme seviyeleri %1'in altındaydı. Yaklaşık bundan 2,5-3 yıl önceydi bu. O civarlardaydı evet. herhalde. Tedavisini yaptık her iki gözünün. Şu an muhtemelen 7 yaşına geldi. Allah bağışlasın, Allah uzun ömürler versin. Bizi ailesi izliyorsa buradan sevgi selamlarımı iletiyorum. Ve her iki gözü şu an %100 görür durumda ve yaşıtlarındaki bir çocuktan asla görmesi geri değil. O haberde şu dikkatimi çekmişti en çok. Babası şey demişti, çocuğum da görme engelli olacak diye çok korkmuştum ama neyse ki tedavisi varmış falan evet. diye sevinmişti. O şekilde bir mesajlarını iletmişti. O kısımdan aklımda kalmış. Evet. Recep Tayyip Yıldız Gülen ismini verelim evet. burada. Evet doğru isim kendisine de öyleydi. Kendisine sevgi selamlarımızı iletiyoruz Beyşehir'den bir ailemizin. Beyşehir'den bir hastanızdı. Evet. Peki selamlarımızı iletmiş olduk o zaman Beyşehir'de bizi izliyorlarsa ki onlar evet. takip ediyorlar diye biliyorum. Yeni doğan kataraktı sık görülen bir şey mi hocam? Yeni doğan kataraktı 250 canlı doğumda bir görülüyor. Aslında azımsanacak bir oran değil. Ben üniversitede çalıştığım yıllarda yeni doğan kataraktlarını tedavi eden kişiydim bölüm itibariyle. Haftada 2 ya da 3 yeni doğan kataraktı sebebiyle bebeğimizin ameliyatını yapıyordum. 20 yılı aşkın sürede muhtemelen sayıyı tam bilmemekle bitti. Bir yayın yaptığımız zaman 700'e yakındı 2012 yılına kadar benim ameliyat ettiğim çocuk sayısı. Toplamda 800-900 çocuğun ben doğumsal katarak sebebiyle ameliyatını yapmış bir kişiyim. Aslında sık görülen bir problem. Tabii bizim etrafımızda olmayınca biz azmış evet. gibi görüyoruz ama öyle değil. Bilimsel yayınlarda 200'lerin canlı doğumda bir görülüyor. Kalıtımın etkisi var, annede babada varsa görülebiliyor. Çocuktaki bazı metabolik hastalıklar, hormon hastalıkları buna sebebiyet verebiliyor. Bazen de herhangi bir sebep olmaksızın ki üçte biri bu grupta doğumsal katarak görülebiliyor. Gözün birinde de ikisinde görülebiliyor. Ben o haberde okuduğum zaman kataraktın çocuklarda görüldüğünü ilk kez orada görmüştüm. Evet. Oradan da birazcık aklımda kaldı. Çünkü hani biz hep şöyle zannederiz ya, yaşında belli bir yaşın hastalığı. Üzerinde evet. görülür. Katarak daha o sık, gruba aittir evet, diye. Daha sık aslında %90-95 biz 60'lı yaş ve üzerinde görüyoruz ama bebeklerde görülebiliyor, çocukluk çağında görülebiliyor, travma nedeniyle görülebiliyor. Genç bir kişiye bir travma, küntü ya da delici bir travma olursa katarak görülebiliyor. Bazı metabolik hastalıklar, mesela diyabeti varsa kişinin yine diyabet de katarak yapabiliyor. Bazı hormon hastalıklarında da yine daha önce görülebiliyor genç yaşta. Bazı ilaçlar, kortizon kullanımı, kortizonlu damlaların uzun süreli kullanımı ya da ağız yoluyla alınması, 3-6 ay gibi uzun süreli kullanımda da genç yaşta dahi katarak görülebiliyor. Peki hocam yeni doğan muayenelerine göz muayeneleri ekli mi şu anda? Yeni doğan bir bebeğin rutinde, göz muayenesi yaptırması şart mı? Göz muayenesi şöyle, aslında mutlaka bir hekim tarafından görülmesi lazım. İdeali göz hastalıkları uzmanı görse çok daha iyi olur ama aile hekimlerimiz de artık bu konuda bilinçlendi. Yeni doğduğu zaman doğduğu klinikte bir doktor tarafından çocuk doktoru gördüğünde kabaca bir bilgi sahibi olabiliyorlar. Anormal bir şey gördüklerinde göz hekimine yönlendirebiliyorlar ya da aile hekimine gidildiğinde kayma gibi ya da göz reflesinin pupil alanında normalde pupil alanı kırmızı bir refle verir. Bu pupil alanının reflesinin kaybolması, beyaz renkte olması önemli hastalıklara işaret edebiliyor. Gözümüzün kapağının düşük olması gibi ya da gözde sulanma, çapaklanma gibi şikayetler olduğu zaman da yine göz doktorunun görmesinde fayda var. İdeali mutlaka ilk 3 aylık dönemde ya da ilk 1-2 aylık dönemde bir göz hastalıkları uzmanı tarafından görülmesinde yarar var ama eğer ulaşılamıyorsa göz hastalıkları uzmanına çocuk doktoru ya da aile hekimi gördüğü zaman göz doktoruna da yönlendirebiliyor. Bir de risk taşıyan kişilerde diyelim ki anne babada kalıtsal bir göz hastalığı varsa bu çocukları mutlaka ilk 1 aylık dönemde bu kalıtımla ilişkili bir göz hastalığı var mı yok mu göz doktorunun görmesinde fayda var ya da anne hamilelik döneminde bazı ateşli hastalıklar geçirmişse bunlar katarak yapabiliyor. Ya. Toksoplazma dediğimiz bir hastalık var mesela parazitlerden bulaşabiliyor. Evcil hayvanlardan. Kızamıkçık, herpes simplex ve sistemeli gibi virüs bunlar katarak yapabiliyor. Bu hastalıkları geçirmişse kadın doğum uzmanı yine aileyi yönlendirmeli ve göz muayenesi yapması hususunda uyarmalıdır.
Hocam ben sizinle yaptığım hiçbir programda konuları bitiremedim ama bugün artık böyle tek 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 soracağım yine. Kalırsa bir daha geleceksiniz ama şimdi baştan anlaşalım. Ben detaylı soracağım. Müsait olduğum zaman elbette seve seve gireyim. Şimdi yeni bebeğimiz doğdu diyelim ki. Yeni doğan kataraktı da var bebekte. Hı-hı. Bebeklik döneminde mi operasyon geçiriyor tabii. Yoksa birazcık büyümesi bekleniyor mu? Yeni doğan kataraktının tedavisi acil. Erişkinde istisnalar dışında aciliyet söz konusu değildir. Diyelim ki biz 2 günlük bir bebeği gördük. Hemen ameliyat yapmıyoruz ama geç de kalmıyoruz. İdeal operasyon zamanı yapılan araştırmalarla, yayınlarla tespit edildi artık. 1,5-2 aylık olduğu zaman en geç 2 ay içinde ameliyatının yapılması. 1 aydan önce ameliyat yapmaya çok istemiyoruz, zorunlu bir durum yoksa. Çünkü erken ameliyat yapıldığı zaman göz tansiyonu riski artıyor. Hı hı. 1 aydan sonra 1 ayla 2 aylık dönemde 1,5 aylık ideal zaman aslında. 1,5 aylık olduğu zaman bebek gerekli tetkiklerini, araştırmalarını yaptıktan sonra tedavilerini yapabiliyoruz. Hemen 1,5 aylıkken yaptıracağız. Evet, tek tedavisi de cerrahi tedavi ne yazık ki. İlaçla tedavisi mümkün değil doğuştan kataraktı. Peki doğuştan kataraktla 1,5 ay içerisinde operasyonu gerçekleştirdik. O çocuk tekrardan katarak oluşur mu? Tekrardan ikinci bir ameliyat olma ihtimali var çocuklarda. Şöyle ki 2 yaş altında yaptığımız katarak ameliyatlarında göz sümerciği uygulaması yapmıyoruz. Riskleri var. Birçok sebebi var. Ama 2 yaş üzerinde bir çocuk katarakta görürsek katarak ameliyatını alıyoruz. Katarak ameliyatını birlikte aynı seansta göz sümerciğini de uyguluyoruz. 2 yaşın altında çoğunlukla biz ameliyatını yaparız. %90'ı doğumsal katarakların ilk 1-2 ayda biz teşhisini koyarız ve ilk 1-2 aylık dönemde ameliyatını yaparız. Bu dönemde ameliyat yaptığımız zaman kendi göz merceğini alıp yerine mercek koymuyoruz. Ama göz merceğimizin bir fonksiyonu var. İnce kenarlı mercek görevini görür. Şurada gördüğümüz gibi göz merceğimiz biz hocam her şeyi getirmişsiniz bize. Evet. Göz bebeğimizin arkasında bulunan bu göz merceğimiz şeffaf yapıda ince kenarlı bir mercek büyüteç şeklinde düşünebiliriz. 20 numara civarında bir kırma gücüne sahip. Bunun bulanıklaşmasına katarak diyoruz. Böyle şeffaflığını kaybedip şöyle buzlucam görünümüne dönüşürse görüntü ve ışık gözün arkasındaki retina dediğimiz tabakaya düşmeyeceği için görmeyi bulanıklaştırıyor. Evet. Adeta bir buzlucamdan bakıyormuş gibi görülüyor. Doğuştan kataraklarda bu opak hale gelmiş, bulanıklaşmış olan göz merceğini alıyoruz. Erişkin yaşta olsa bunun yerine bir mercek uygulaması yapıyor. Gözün içine mercek koyup bu şekliyle hayatını kişi ömür boyu sürdürüyor. Burada şu maketini gördüğümüz bu yapıdaki bir merceği kendi göz merceğimizin zarını yerinde bırakıyoruz. O zarın içindeki yuvaya bu merceği yerleştiriyoruz ama çocukta henüz göz merceği doğuştan küçük olduğundan bir de numara değişimi riski olduğu için aynı zamanda yabancı bir materyal koyuyoruz. Buna karşı reaksiyon da verebiliyor göz. Bu sebeplerle 2 yaşın altındaki çocuklara mercek koyamıyoruz. Peki koyamadığımız zaman ne oluyor? Yaklaşık çocukta 20 numara ya da 25 numara civarında bir hipermetropi meydana geliyor. Yani kendi göz merceğimizin kırma gücünü ortamdan aldığımız anda onun eksikliğinden kaynaklanan 20-25 numaralık yüksek bir hipermetropi meydana geliyor. Bu hipermetropiyi düzeltmek için bizim 2 yöntemimiz daha kalıyor. Birincisi kontak lens. İdeali aslında budur. Tek taraflı olgularda mutlaka kontak lens uygularız. Diğer göz sağlamsa. Ama iki tarafında da kataraktı var ve iki tarafında ameliyat etmiş isek o durumda gözlük de verebiliriz. Yine birinci tercihimizin kontak lens uygulaması oluyor. Bunu anne takıp çıkarmayı öğretiyoruz, temizliğini öğretiyoruz. 3-4 günde bir takıp çıkararak temizliğini yapıyor. Belli bir yaşa gelinceye kadar, 4-5 ya da 5-6 yaşa gelinceye kadar, 4 yaşından önce ben ikinci bir ameliyatı çoğunlukla erken görüyorum. 5-6 yaşlara gelindiği zaman göz sümerceği ölçümünü rahatlıkla yapabiliyoruz bu yaş grubunda ve ikinci bir ameliyatla göz sümerceğini yerleştirebiliyoruz. Daha kısa süren bir ameliyatla bu sayede artık çocuğumuz kontak lens ve gözlüğe olan ihtiyaçtan da bağımlılıktan kurtulmuş oluyor. Ha, o zaman o sadece küçük dediğimiz evre, çocukların miniklik evresinde sadece bu uygulama oluyor. Neyse ki çözümü var. Çözümü var yani 3-4 sene sonra, 4 yaşından sonra ikinci bir ameliyatla, daha küçük bir ameliyatla göz merceğini yerleştirerek gözümüzün içine o kalın gözlüklerden kurtarıyoruz. Daha küçük numaralı 1-2 numara belki gözlük. İhtiyacı olabilir veya kontak lens kullanımından artık ailemizi ve çocuğu kurtarmış oluyoruz. Peki sonradan o numaralar da tamamen sıfırlanabilir mi?
Sonradan dediğimiz? Büyüdükten sonra, çocuk büyüdükten sonra. Tabii ki şöyle, 18-19 yaşını geçtikten sonra lazer tedavileriyle eğer bir numara oluşmuşsa yeniden tedavi edilebilir. Hı. Onun da çözümü var. Onda çözüm var elbette. Tamam. Her yaş grubunda bizim evet çözümümüz var. Çok iyi. Lazere de geleceğim. Şimdi çocukları bitirdikten sonra lazere geleceğim. Biraz da şaşılıktan bahsedelim mi hocam çocuklarda? Çocuklarda evet şaşılık da aslında sık görülen bir göz sağlığı problemi ve önemsenmesi gerekiyor. Kozmetik bir problem değil şaşılık. Görmeyi etkileyen, göz tembelliği yapılan önemli bir problem. Bu arada bugün özel bir gün. Dünya Görme Günü. Öyle 8 mi? Ekim evet. Bu anlamda hepimizin Dünya Görme Günü kutlu olsun. Görme, beş duyu organının belki de en önemli organlarından birisi göz. Bize bahşedilen en önemli belki de nimet diyebiliriz. Bu anlamda herkese sağlıklı, güzel günler göreceği günler dilerim izleyicilerimize. Görmeyi tehdit eden bir problem. Birçok aile ya da kişi bunu bir estetik, kozmetik problem olarak görebiliyor. Kaysın, büyüyünce düzeltiriz şeklinde. Oysa ki öyle değil. Kayan gözde ileri derecede tembellik olabiliyor. Tedavi edilmez ise çocuk ömür boyu az görmelerle o gözüyle %10, %5, %20, %50'nin altında bir görmeyle hayatını sürdürmek zorunda kalabiliyor. Bu meslek seçiminde de olumsuz etkileyebiliyor. O yüzden göz kaymalarını yani şaşılığa mutlaka dikkat almak lazım. Daha sık gördüğümüz bizim aslında çocuklarda 2-3 yaş grubunda ortaya çıkan kaymalar. %80-90'ı böyle. İçe ya da dışa kaymalar şeklinde olabiliyor. Ya buruna doğru kayabilir ya dışa doğru kayabilir. Ya da doğuştan gözlenebilir. Mutlaka kayma görüldüğü zaman ailenin bunu ciddiye alıp göz hekimine muayene ettirmesinde fayda var. Primer kayma olabildiği gibi yani birincil şaşılık olabildiği gibi kaymaya sebep olabilen altta yatan başka ciddi bir göz hastalığı olabilir. Allah korusun göz tümörü olabilir, retina dekalmanı olabilir, katarakt olabilir. Katarakt bile aile fark etmeyebilir. Kayma ile kendini gösterebilir. Gecikildiği zaman 2-3 aylık dönemi geçtikten sonra eğer fark edilmemişse bu sefer çocuk göremediğini bilmediği için hani kendisini konuşan, bize ifade edebilen bir varlıkla karşı karşıya değiliz. İndirekt bulgusu bu sefer içe kayma ya da dışa kayma ortaya çıkarabilir katarakt. Ve gözlerde titreme de meydana gelir iki taraflı kataraktlar olduğunda. Bunlar geç dönem bulguları. En erken dönemde fark ettiğimiz bulgu göz bebeği aralığında beyazlık görülmesi. Göz bebeği normalde siyah renktedir. Böyle göz merceğimiz opaklaşır, beyaz hale gelirse göz bebeği reflesi beyaz renkte görülür. Böyle bir beyaz refle görüldüğü zaman siyah kısmı diyoruz. Siyah kısmın evet beyazlaşması görüldüğü anda ilk akla gelen tabii katarakt sık gördüğümüz ama başka problemlerde görülebiliyor. Doğumsal bazı damar hastalıkları, Coats hastalığı gibi, retina dekalmanı gibi, retina yırtılması, tümör bile olabiliyor. Retinoblastom gibi Allah korusun. Bunlar mutlaka ayrıca tanısını yaparız ama en sık gördüğümüz bizim beyaz refle gördüğümüzde kataraktır. Bu anlamda şaşılığı önemsemek gerekiyor. Başka hastalıkların ikinci bir bulgusu olarak da görülebiliyor. Görmeyen göz bir süre sonra kayar. Birinci kayma olabildiği gibi. En sık gördüğümüz şey gözü hareket ettiren adellerimiz var. 6 tane sağa sola yukarı aşağı 9 yöne baktırmamız sağlayan çapraz yönlere. 6 tane çizgili adelemiz var. İstemli olaraktan biz hangi yöne bakmak istersek o yöne baktırır. Bu adeller arasındaki koordinasyon ya da denge probleminden kaynaklı şaşılıklar görülebildiği gibi bu adelerde bir sorun olmaksızın da kişinin görmesini azaltan herhangi bir sebep varsa gözde o göz görmediği zaman bir süre sonra kaymaya da başlar. İki hocam, tip kayma var. Çocukları hangi aralıklarda size muayeneye getirelim? Kısaca onu da bahsedelim. Evet. Biraz önce aslında söylemiştik. Yeni doğan her çocuğun mutlaka bir göz hekimi tarafından ilk 1-2 aylık dönemde muayenesinin yapılması gerekiyor. İmkan varsa göz hastalıkları uzmanı tarafından değilse çocuk doktoru ya da aile hekimi tarafından kabaca bir göz muayenesi yapılabilir. Ama ideali göz doktorunun görmesidir. Özellikle risk taşıyan bir bebekse, annede babada göz hastalığı var ise ya da hamilelik döneminde ateşli hastalık geçirmişse anne ya da çocuğa ait bir metabolik hastalık varsa ki bu durumda çocuk doktorları da bize bu çocuğun görülmesi yönünde bir konsültasyon isteyebiliyorlar. Dediğim gibi ilk 1-2 aylık dönemde görülmesi lazım. 3 yaşına kadar olan dönemde çocuğun gözünde kayma, sulanma, kızarıklık, kapak düşüklüğü,
ışıkta rahatsız olma, fotofobi gibi şikayetler görürlerse mutlaka yine göz doktorlarına getirmelerinde fayda var. Bu dönemde bir sorunla karşılaşmazlar ise 0-3 yaş arasında mutlaka 3 ile 4 yaş arasında her çocuğun aslında artık bu dönemde biz rahatlıkla göz muayenelerini yapabiliyoruz, kırılma kusurlarının muayenesini. 1 ile 3 yaş arası dönem biraz sıkıntılı. O dönemde çocuklar ağlıyorlar, biraz ajite oluyorlar. Detaylı bir göz muayenesi yapamıyoruz ama 3 yaşından itibaren bu tersine dönüyor. Çocuklar çok uyumlu hale geliyorlar. O yüzden miyop, astigmat, hipermetropi gibi kırılma kusurlarını 3-4 yaş arasında mutlaka tespitini yapmak gerekiyor. Bu yapılmaz ise ve varsa çocuk yine bunu fark edemediği için diyelim ki bir gözü 0, diğeri 5 numara. Çocuk bir gözüyle iyi gördüğü için diğer gözünün az gördüğünü fark edemez. Yüksek olan gözde tembellik yine meydana gelebilir. Ömür boyu da çocuk hayatını tembel gözle, yani bir göz tam görürken diğer göz %20-30 görmelerle ya da %5-10 görmelerle sürdürmek zorunda kalabilir. O yüzden 3-4 yaş arasında mutlaka muayenelerinin yapılması gerekiyor göz doktoru tarafından. Ailelere burada uyarmakta fayda var. Bu dönemde atlanmışsa ya da bakıldı bir problem bulunmadı. Okula başlamadan önce mutlaka ilkokula başlamadan önce yine bir göz muayenelerinin yapılması gerekiyor. Okula başladıktan sonra eğer çocuk gözünü kısarak bakıyorsa ya da televizyonu yakından izliyorsa bu da yine bir gözde kırılma kusurunun olabileceğini akla getirmeli. Yine göz muayenesinin yapılması gerekiyor. Ya da çocuk az gördüğünü ifade ediyorsa aileye artık bunu önemseyip bazen gözlüğe ihtiyaç, gözlük hevesi var diye düşünebiliyor aileler. Öyle aileler, çocuklarla da karşılaşabiliyoruz. Çocuk az gördüğünü söylemiş ama aile ciddiye almadık hani gözlüğe heves ediyor diye. Birkaç yıl sonra geliyorlar ve bakıyoruz ciddi bir kırılma kusuru tespit edebiliyoruz. O yüzden şüpheli bir durumla karşılaştığımız zaman okul çağı döneminde de mutlaka çocukların göz muayenesinin yapılması gerekiyor. Hocam bir de göz çok garip bir organ. Mesela yani yerine protez taktığın zaman hiçbir şekilde işlev göstermiyor. Hani eldeyken kullanıyorsun, tamam kendi elin gibi olmuyor ama bir işlev gösterebiliyor. Ya da bacakta aynı şekilde aksayarak bile olsa yürünebiliyor. Ama gözde hiçbir şekilde geri dönüşü yok. Geri dönüşü yok ve çok kıymetli bir organ. Çok kıymetli bir organ. Dediğiniz gibi kol ya da bacak artık tıp çok ilerledi. Yapay el, yapay ayak, bacak, protez uygulanabiliyor. Ama gözün ne yazık ki bir yedeği, protezi yok. O yüzden gözümüze gözümüz gibi bakmalıyız. Kesinlikle. Sadece kendi gözümüze değil, kıymetli, en kıymetli varlıklarımız olan çocuklara da bakmalıyız. Herhangi bir şüphe ile karşılaşırsak onların göz sağlığıyla ilişkili mutlaka göz doktorunun görmesini sağlamalıyız. Bu anlamda gözde her türlü problemi, görme azlığını, gözdeki kanlanmayı, kızarıklığı, ışıktan rahatsız olmayı, birçok hastalığın bunlar bulgusu olabiliyor. Önemseyip göz doktoruna gelmek lazım. Diyabeti varsa, yüksek tansiyonu varsa kişinin ya da ileri yaştaysa göz tansiyonu ve sarnoft hastalığı olabiliyor o kişilerde. O kişilerin mutlaka yılda bir kez ya da en geç 2 yılda bir göz muayenelerinin yapılması gerekiyor. Biz bunu çok önemsiyor muyuz? Hayır, önemsemiyoruz. Aslında düzenli olaraktan sağlıklı olan kişilerin bile yılda bir ya da bilemediğiniz 2 yılda bir göz muayenelerinin yapılması gerekiyor. Sağlıklı çünkü bile olsak. Sağlıklı bile olsa sinsi bazı göz hastalıkları olabiliyor. Mesela göz tansiyonu hiçbir belirti vermez. 30'larda 30-40 milimetre civaya çıkması halinde. Günden güne sinir liflerinin ölümüne sebep olur bu yüksek tansiyon. Günün birinde birdenbire görme kapanır ve artık işten geçmiş olur. Hiçbir şey yapamayız. Sinir hücrelerin tamamı ölür. Hiçbir belirti vermez. Çok sinsi. O yüzden her yaş grubunda aslında buradan bu mesajı vermekte fayda var. Dünya Görme Günü olduğu için yılda bir ya da en geç 2 yılda bir düzenli olaraktan göz muayenelerinin yapılması gerekiyor. Nasıl ki arabamızı biz yılda bir ya da en geç 2 yılda bir servise bakıma götürüyoruz. O anlamda en kıymetli uzuvlarımızdan birisi olan gözlerimizde muayene ettirmeliyiz. Aman ihmal etmeyelim o zaman. Evet. Hocam peki biz bu 0'la 7 yaş diyeyim artık okul başlama dönemi. Bunların hepsinde bir sıkıntı olduğu zaman siz tedavilerini yapıyor musunuz? Bunların evet, hepsinin ben tedavisi her var yaş grubunda tabii ki tabii benim branşım olan alanlar var. Mesela ben şaşılık muayenesi yapıyorum ama şaşılık ameliyatları rutinde yapan birisi değilim. Ameliyat gerektiği zaman ilgili branşa yönlendirerek de ameliyatlarını yapıyoruz. Doğuştan katarakları bu bölgede ve civarda en çok yapan kişilerden biriyim. Dolayısıyla çok sayıda da hastamız var o anlamda. Şimdi 17, 18, 20 yaşına ulaşan
2 aylıkken ameliyat yaptığım delikanlı olmuş artık hastalarım var. Tıpta göz küçük bir organ gibi görünmesine rağmen 15 farklı alt bilim dalı var. Retina, şaşılık, glokom, katarakt, ondan sonra nöro-oftalmoloji gibi birçok alt bilim dalı var, uvea gibi. Dolayısıyla bir göz doktorunun tüm bu bilgilere sahip olması, genel bir bilgiye sahibiz ama hı hı. bu hastalıklarla ilgili tamamının tedavisini, özellikle cerrahi tedavilerini yapma gibi bir misyonu yok. Tüm dünyada da öyle. Sadece branşla uğraşan mesela yurt dışında kişiler var. Sadece çocuk hastaya bakıyor ya da sadece katarak ameliyatı yapıyor. Sadece göz kapağı ameliyatları yapan meslektaşlarımız var. Ülkemizde göz doktorları biraz daha birçok şeyi yapıyor. Birçok şey yapıldığı zaman her konuya hakim olma şansınız da yok. Yenilikleri takip etme şansınız yok. Ben özellikle üniversitede ön segment cerrahiydim. Yani gözün görmeyle ilgili kırma kusurlarını, miyopi, astigmatizma ve hipermetropinin tedavisi ve katarak tedavisi alanı benim alanım. Katarak ve refraktif cerrahi diye özetleyebiliriz. Bunun yanı sıra kornea hastalıklarıyla uğraşıyorum. Glokomla da yine uğraşıyorum ama retina benim alanım değil spesifik olarak. Retina konusunda da bilgim var mı? Var. Yılların getirdiği. Ama bu hastalığı teşhis ettiğim zaman hasta için, hastanın yararına bu konunun uzmanı olan bir meslektaşımıza ben yönlendiririm. Sar nokta hastalığı varsa kişinin enjeksiyon tedavisini ya da diyabeti var, diyabetik retinopatisi, göz arkası kanamaları var. Bu konuda da ilgili branşta o hasta için hangi meslektaşımız en yararlı olacaksa, teknolojinin getirdiği imkanları o hasta için yenilikleri takip eden meslektaşımız kimse hastanın yararını ona yönlendirin. Bu bir eksiklik değil aslında. Tüm dünyada evet, daha olan. İyi aslında. Kesinlikle evet. Biz her şeye bilme lüksüne sahip değiliz. Ben kendi alanımla ilgili tüm akademik yayınları takip ediyorum. Kongrelere katılıyorum. Yenilikleri gerek tedavi anlamında gerekse mercek ya da lazer teknolojileri anlamında takip edip bunu uygulamaya uygulama ihtiyacını hisseden ve uygulayan bir insanım. Hastalarım bundan yoksun kalsın istemiyorum. Dolayısıyla sınırlı bir alan, özel bir alan, kendi branşımla ilgili hastalarıma en iyi hizmeti, dünya standartlarında hizmeti sunmakla kendimi görevli hissediyorum. Bundan da keyif alıyorum. İşte hocam az önce söylediniz ya göz küçük bir organmış gibi görünüyor diye. Evet. Bize de sanki öyleymiş gibi geliyor. Küçük bir organ zaten bütün doktorlar hepsini yapar gibi bir algımız oluşuyor değil demek ki. Ama işte, evet. Bu konuya açıklık getirmeniz de çok kesinlikle iyi oldu. Kesinlikle. Bir doktor her şeyi yapabiliyorsa onda bir eksiklik düşünmek lazım. Asıl onda problem vardır kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Yani şöyle basit bir örnek vereyim. Sanayide bir ustamız hem kaporta hem motor hem elektrik ustası olabilir mi? Olamaz. Hani bu bir eğitim gerektirmiyor ama bu kaba bir örnek verebiliriz. Bir kişi özellikle olarak hangi alanla uğraşıyorsa o konuda mükemmelliğe erişir. Her alanda yenilikleri takip edemez ya da detaylı bir tecrübeye sahip olamaz. Dolayısıyla tüm dünyada öyledir. Değilse tek bir branş olurdu, doktorluk olurdu. Göz, KBB branşları olmazdı, dahiliye, cerrahi olmazdı değil mi? Gözün içinde de artık farklı branşlaşmalar var. O anlamda o özel alanlardaki eğitimi almış kişilere tedavilerini yaptırmakta fayda var. Peki, teşekkür ederim. Şimdi çocuklarla alakalı olan konuyu aslında bitirdik değil mi hocam? Evet, çocuklarda bir de 7 yaş sonrasında artık okul çağında başlayan okul çağı miyopisi dediğimiz bir kırılma kusuru meydana geliyor ki her 5 çocuktan birinde görülebiliyor. Azımsanacak bir oran değil miyopi. Genellikle o yaşlarda ortaya çıkıyor. Doğuştan da olabiliyor ama nadiren eğer genetik bir yatkınlık varsa çoğunlukla ilkokul, ortaokul çağlarında, lise çağlarında başlayabiliyor. Küçük numaralarla başlıyor miyopi. Gözümüzün normalden uzun olmasından kaynaklanıyor. Gelişim çağı ile birlikte göz uzadığı için miyopinin değeri de yükseliyor. 18-20 bazen 20'li 30'lu yaşlara kadar devam edebiliyor ama genellikle 18-20 yaşında duruyor miyopi. İkinci sıklıkta gördüğümüz %10-15 sıklıkta astigmatizma görebiliyoruz yine okul çağında, ilkokul, ortaokul ya da lise çağlarında. Yine hipermetropi de görülebiliyor. Hipermetropi doğuştan olan aslında bir kırılma kusuru. Daha erken yaşlarda tespit ediyoruz bunu ve tembellik de yapabiliyor. O yüzden 3 yaş, 4 yaş arası dönemi mutlaka dikkate almak lazım. Her çocuğun 3-4 yaş arasında bir problem görmese bile ailesi bir göz doktoru muayenesinden geçirmesinde fayda var.
Şimdi ben asıl merak ettiğim konuya geldim. Erişkin artık gençlik yılları, evet. 18-20 yaşında. Numara varsa, şimdi bu ben göz çizdirme diyeyim de hocam siz doğrusunu söyleyin. Hani bizim bildiğimiz göz çizdirme, artık göz numaralarının düşme operasyonlarıyla alakalı birçok efsane dolaşıyor. Ben asıl o efsanelerden bahsetmek istiyorum. O konuya, evet, birazcık daha detaylı gireceğim ama. 18 yaş altında biz kırılma kusurlarıyla karşılaştığımız zaman miyopi, astigmatizm ve hipermetropinin tedavisinde gözlük kullanıyoruz. Evet. Nadiren kontak lens, özellikle 15-16 yaşından önce kontak lens ben uygun görmüyorum. Bazı sakıncalar olabiliyor. Zorunlu hallerde işte doğumsal katarak yapmış isek özel afaki kontak lensler var. Onda mecburuz. Çocuklarda bile kontak lens uygulayabiliriz ama çocuk yaş grubunda daha ziyade bizim tercihimiz gözlük oluyor. Ama 18 yaş sonrasında birazdan girdiğiniz konuya değindiniz, göz çizdirme. Evet. Ama ona girmeden, reklam saatimiz de geliyor, hiç konuyu dağıtmayalım. Ben sizi biraz dinlendireyim. Evet. Bir mutfağıma bakayım, sonra göz çizdirme operasyonlara başlayalım. Tamam. Bu arada sorularınızı da bize WhatsApp hattımızdan gönderebilirsiniz. Aşağıda numaramız da yazıyor zaten, sorular da gelmeye başlamış. Onları da hocamıza soracağız. Buradan bilgilendirmeleri de yapacağız. Ben bir mutfağıma bakıyorum hocam. Kolay gelsin. Sağ olun. Kuzu incik yapacağız bugün. Seversiniz değil mi? Severiz. Evet, kokuları gelmeye başladı. Çok güzel kokular geliyor. Hemen bir bakayım. Neler yaptık? Oo, hepsini hazırlamışız ben gelmeden. Ne yaptık bakalım? İnciklerimizi mühürledik. Didikliğe koyduk. Nasıl mühürledik? Mühürleme deyince ona detay istiyorum. Nasıl mühürlüyoruz? Mühürlemek, ocağı açtıktan sonra tavayı iyice ısıtıyorsunuz. Etlerimizi attığınız zaman özelliği kanın içinde kalması. Böyle şey demişti ustamız, yüksek ateşte oluyor diye. Ama önce tencere ya da tavayı ısıtarak mı? Isıttım. Önce ısıtacağız, ondan sonra içine atıyoruz. Yüksek ısıda etlerimizi kızartacağız. Yani sebebi kanın içinde kalması, daha lezzetli olması. Tamam, o zaman mühürledik. Mühürlemeyi öğrendim, evet, artık. Burada neler var? Sebzelerimiz var. Havucumuz, patatesimiz, çeri domatesimiz, soğanımız, sarımsağımız. Sarımsağımız da aşağıda. Hepsini ayarladım. Nasıl yapacağız şimdi bu yemeği? Bu yemek, siz şey demiştiniz bana, ev hanımları bu yemeği yapmaktan korkar demiştiniz. Evet, evet. Niye korkuyoruz? Vallahi bilmiyorum ama benim kuzenim vardı. Çok canı çekmiş. Bir türlü yapamadım abla demişti. Onun için dedim bugün ben incik kebabı yapayım. Yani incik kebabı deyince zor bir isim zannediyorlar ama öyle kebap değil. Kebap deyince zaten böyle bir kebap zor oluyor. Deyince, normalde ben bunu fırında, böyle odun fırında pişiriyorum ama bugün normal fırında yapacağız. Tabii bu normalde biraz daha uzun da sürüyormuş aslında ama evet, biz artık burada 1,5 saat gibi bir süremiz var. Orada neyi gösterebilirsek. Aynen. Bakalım. Şimdi düdüklüye koyduk. Ne kadar kalacak düdüklüde? Düdüklüde ben de yarım saat kadar pişirmek istiyorum. Yarım saat. Yarım saat. 45 dakika aslında ama vakit az olduğu için. Sebzelerimi soteleyeceğim biraz sonra. Fırına vereceğiz. Tamam. O zaman ben de ara ara gelirim. Şimdi bir reklama gidiyoruz. Reklamların ardından hayatın içinden devam ediyor olacak. Bizden ayrılmayın. Hayatın içinden devam ediyor. Göz çizdirmeyi konuşacağız şimdi. Hocam biz göz çizdirme diyoruz da bunun aslında ne dememiz gerekiyor? Göz çizdirmenin nereden gelmiş? Nereden gelmiş? Şöyle aslında 80'li yılların sonunda 90'ların başında miyopi astigmatizmanın tedavisinde radyal keratotomi dediğimiz bir yöntem var. Tıp dilindeki ismi bu. Elmas bıçakla gözümüzün önündeki bu kornea dediğimiz saydam tabaka, mercek göre bir tabaka. Belli bir sayıda 4-6 adet ışınsal tarzda kesi oluşturulurdu. Bu korneanın şekli değiştirilerekten miyopi düzeltilirdi. Elmas bir bıçakla %90 kalınlığında diyelim korneamız 500 mikron. 450 mikrona bıçak derinliği ayarlanır. O sayede kişinin miyopisinin derecesine göre bir nomogram vardır.
2 numara diyelim kırma kusuru var. 4 adet kese atıyorum. 4 numara ise 6 adet kese atılır. Manuel ya da yapılıyor bunlar. Manuel elle yapılırdı bu. Buna biz radyal keratotomi ismini vermekteyiz. Rus yöntemi diye geçer. İlk olarak Rusya'da Fyodorov dediğimiz bir göz doktoru bunu keşfetmişti. Miyopinin tedavisinde belki yaşça büyük olanlar bilirler ya da yaptıranlar bilirler. Aramızda radyal keratotomiye dolaşan birçok hasta var. Öyle mi? O yıllarda bu elmas bıçakla korneye çizik uygulayarak da kırılma kusurları, özellikle miyopi düzeltilirdi. Nadiren astigmatizmalar düzeltilebiliyordu. O yıllarda bunun ismi göz çizdirme diye kaldı, miyopinin tedavisi. Tabii 90'lı yılların başına itibaren ülkemizde de artık lazer tedavileri uygulamaya girdi. Miyopinin tedavisinde ilk yapılan yöntem bu elmasla çizme yöntemi olduğu için bu yerleşti ve öylece kaldı. Aslında lazerde çizme işlemi yapılmıyor. Lazerde korneamıza yeniden şekil veriyoruz. Korneamızda bir miktar dokuyu buharlaştırıyoruz, ablasyon yapıyoruz. Tıp dilindeki ismi ablasyon, fotoablasyon diyoruz biz ona. Korneamızın kırma gücünü bu sayede düşürerekten ya da yeniden şekil vererekten kişinin miyopiyi, astigmatizma ve da hipermetropisini düzeltebiliyoruz. Çizdirme diye kalmış. Göz çizme yapmıyoruz lazerle. Evet, çizme diye bir şey yok. Çizme eski olan yöntemin hala akılda kalan ismi diyebiliriz. İlk yapılan yöntem elmasla çizme olduğu için yaklaşık ülkemizde bir 10-15 yıl popülerdi. Lazer yöntemi yaygınlaşıncaya kadar, özellikle 2000'lerin yılların başına kadar birçok klinikte bu radyal keratotomi dediğimiz işlem yapılırdı. Ben de göz hastalıklarına ihtisasına başladığım İstanbul'daki hastanemde çok sıkça yapılıyordu bu elmasla çizme yöntemi, radyal keratotomi. Geçmiş yıllarda gelen hastalarımız da vardı, olmuş 8-10 yıllık. Takiplerinde son derece mutluydular ama bazı dezavantajları vardı. Eksik düzeltme, fazla düzeltme gibi handikaplar ya da astigmatizma tedavisinde tam etkin değildi. O yüzden lazer teknolojisi uygulamaya girdikten sonra artık önemini kaybetti. İkinci planda kaldı. Şimdi neredeyse hiç yapılmıyor diyebiliriz. Yani o çok riskli de bir operasyon gibi görünüyor hocam. Riskli değil aslında. Korktum ben. Evet, biraz ürkütücü haliyle. Tam kat kesi yapmıyoruz. Dediğim gibi korneamızın %90 kalınlığında bıçağımızı, korneamızın kalınlığını ölçüyoruz öncesinde. Bıçak derinliğini... Çok incedir artık evet, onlar. Evet, ayarlayaraktan merkeze de dokunmuyoruz. Kenar bölgeleri merkezden 3-4 milimetre uzaklıktan korneamızın perifer dediğimiz çevre bölgesine ışınsal tarzda kesiler uygulamaktaydı. Ama artık çok tercih edilen bir yöntem değil. Çünkü lazer teknolojisiyle artık biz 0.25 belki 0.10 hassasiyette rahatla tedavi edebiliyoruz. Ama bu yöntemde eksik düzeltme diyelim 4 numarası var, 3 numaraya inebiliyordu. 1 numara kalabiliyordu ya da 0.50 kalabiliyordu ya da fazla düzeltme olabiliyordu. 4 numara miyopisi var. Fazla düzelttiğiniz zaman da bu sefer hipermetropiye kayar. 1 numara hipermetropi meydana gelebiliyordu. Öngörülebilirliği az olduğu için, bir de cerrahi komplikasyonlar da olabildiği için gözün dayanıklılığı da azalıyor. Travmalara karşı hassasiyeti de azalıyor. O yüzden artık çok tercih edilen bir yöntem değil mi? Aman lazere çizdirme demeyelim. Çok farklı bir yere gidiyormuş konu. Evet. Bir tane sorumuz var, hem katarak hem göz çizdirme ile alakalı. Yine göz çizdirme diye yazmış işte hastamız. Evet. Hocam o şekilde biliyoruz biz. Evet. Bu soruyla mı başlasak acaba hocam? Olur, İkisini de bağlamış olalım. Sayın hocam, ben iki gözümden 10 yıl önce katarak ameliyatı oldum. Göz çizdirme yapılabilir mi? Vermiş olduğunuz bilgilere de teşekkür ediyorum demiş Emin Bey. Biz de teşekkür ederiz. Şimdi Emin Bey katarak ameliyatı olmuş ve muhtemelen hala gözünde bir kırılma kusuru, muhtemelen miyopi ya da astigmatizması var. Göz yapısını muayene ettikten sonra Emin Bey'in farklı tedavi seçeneklerimiz var. Lazer de yapılabilir. İkinci bir gözcü merceği, kendi gözcü merceğinin önüne yeni bir add-on dediğimiz mercek teknolojileri var. Uygulayaraktan mevcut olan kırılma kusurları ortadan kaldırılabilir. Muayene sonrasında evet müracaat ederse ya lazer ile ya da özellikli gözcü mercekleriyle mevcut olan kırılma kusurları ortadan kaldırılabilir. Bu sayede muhtemelen gözlükten kurtulmak istiyor hastamız. Gözlükten kurtulma şansı olabilir. Peki ben ama Emin Bey'in sorusunu cevapladık. 18 yaşından itibaren almak istiyorum. 18 yaşında böyle gözümüzde numara varsa, işte 18-19'lu yaşlarda lazer ameliyatı yaptırabilir miyiz? Gözlükten şöyle kurtulabilir miyiz? Belli şartlarımız var bizim. En az 18'i doldurmuş olmamız gerekiyor. İlk temel şartımız bu. 3 tane şartımız var.
İkincisi numaramızın artık durmuş olması gerekiyor, stabil hale gelmesi gerekiyor. Değişim olmaması gerekiyor. Bizim kriterimiz ne? 0.50 ya da üzerinde bir değişim varsa asla lazer önermeyiz. 0.50 ve üzeri değişim varsa. Neden? Bu değişim olduğu sürece hala da devam etme ihtimali vardır. Siz o anki numarayı sıfırlar mısınız? Sıfırlayabilirsiniz ama değişim süreci devam ettiği sürece 1-2 yıl sonra yeniden gözlük ihtiyacı doğar. Şöyle örnek veriyorum. Ben yeşil fidanı budarsak uzar ama kurumuş fidanı budarsak uzamaz. O şekilde. Evet. Numaramızın mutlaka sabitlenmesi gerekiyor. 18 en temel yaş kriterimiz bizim ama bazı insanlarda numara değişimi 19, 20, 21, 22 hatta 30 yaşa kadar devam edebiliyor. Dolayısıyla ben çok bu konuda hassasım. 0.25'in üzerinde bir değişim varsa hastam istese bile asla lazer yapmıyorum ama güncel pratikte karşılaşıyorum maalesef. Daha dün başımıza geldi. Bir merkeze gidilmiş, bir numara değişim olmuş göz numarasında. Hemen bugün lazer yapalım demişler. İyi ki olmamış hastamız. Hatta göz yapısı da uygun bir hastamız değildi. O anlamda numarada değişim olduğu sürece asla lazer tedavisi yapmamak gerekiyor. Mutlaka durduğundan %100 emin olduktan sonra bir ya da iki yıl içinde numaramız artık değişmiyorsa ondan sonra bu lazer tedavisini düşünmemiz lazım. İkinci kriterimiz dediğim gibi 18 yaşı geçmiş olmak. Numaramızın mutlaka durduğundan emin olmamız lazım. Üçüncüsü ise göz yapımızın lazere uygun olması lazım. Herkese de yapılmıyor. Herkese de yapılamıyor mutlaka. Lazer tedavisini gözümüzün önünde bulunan saydam sağ tabakası ya da biz kornea olarak isimlendiririz. Aslında birçok kişi de biliyor bunun kornea olduğunu ama sağ camı tabakası diye ifade edilebiliyor Türkçe'de. Bu tabakaya yapıyoruz lazeri. Bu tabakanın kalınlığının ve şeklinin lazere uygun olması lazım. 25 bin, 50 bin noktadan korneamızın yapısını detaylı olarak bize değerlendiren bir topografi yöntemi var. Bu yöntem ile korneanın kalınlık ve kırıcılık haritasını değerlendiriyoruz. Hem ön yüzeyi hem arka yüzeyi. Şayet kornea ince ise ya da anormal ise ki bu oran az da değil aslında yaklaşık literatürde %15-20 yani 10 kişiden 8'inin korneası teorik olarak lazere uygun olmakla birlikte toplumda 2 kişinin korneası uygun olmayabiliyor. Bazen bu oran hani istatistikler çok değişebilir. O yüzden herkesin de gözüne lazer yapamayabiliyoruz. İkinci, üçüncü kriterimiz bu. Bir de lazerde limitlerimiz var. Şöyle ki, miyopide biz 1'den 10 numaraya kadar miyopiyi tedavi edebiliyoruz. 1 ile 10 numara arasındaki miyopiyi lazerle tedavi edebiliyoruz. Astigmatta yine 1 numaranın altındaki astigmatı çok tedavi etmeyi düşünmeyiz. Sadece astigmat varsa ama miyopla birlikte ise tedavisini yaparız kuskusuz. 0.50 tutup astigmata lazer tedavisi önermeyiz. 1 ile 6 dioptri arasındaki astigmatı da tedavi edebiliyoruz. Teknoloji artık çok ilerledi. Yeni cihazlarla tabii bu mümkün olabiliyor. Eski teknoloji cihazlarla ne yazık ki ancak 2-3 dioptriye yakın astigmatı tedavi edebilmekteyiz. Yine aynı şekilde hipermetropiyi de 6 dioptriye kadar olan hipermetropiyi de tedavi edebilmekteyiz. Miyopideki tedavi sınırlarımız daha geniş. 10 numaraya kadar miyopiyi tedavi edebilirken hipermetropide ve astigmatizmada ise 6 numaraya kadar kırılma kusurlarını tedavi edebilmekteyiz. Dördüncü şartımız da bu. Ya özetleyecek olursak evet hocam, 18 yaşı geçmiş olmak, numaramızın durduğundan emin olmak, korneamızın ve gözümüzün lazere uygun olduğundan emin olmak, bunu detaylı muayeneyle ortaya koyuyoruz. Sadece kornea değil, göz yapı olarak da lazere uygun olması gerekiyor. Herhangi bir anomali olmaması gerekiyor, göz tansiyonu olmaması gerekiyor, damar sinir tabakasında bir şeyle problemler olmaması gerekiyor. Dördüncü şartımız da tedavi limitleri içinde olması gerekiyor. Diyelim 12 numara miyopisi var, 5 numara da astigmatı var. Böyle bir kişiye lazer uygulayamazsınız çünkü tedavi limitlerinin dışında kalıyor. Ha, bu kişiler için de farklı seçeneklerimiz var. Onlar da ilerleyen bölümlerde değineceğiz. Dediğimiz gibi herkese uygulayamıyoruz. Detaylı bir muayene yapmak gerekiyor. Mutlaka bu teknolojiye sahip bir merkez tarafından muayenesinin yapılması gerekiyor. Göz bebeğini büyüterek biz 3 kez damla damlatıp göz bebeğini büyütüp yeniden bir göz numarası ölçümü alaraktan tedavi etmek gerekiyor. Bir de şunu görüyoruz. Bir damla damlatılıyor hastaya, hikayeden alıyoruz. Görüyoruz uygulamada maalesef olumsuz örnekler var. Hemen 1-2 saat içinde ama yatağını alıyorlar lazere. Çok yanlış.
Damla damla, 3 kez damla damlattığınız zaman 6-7 saatten önce göz bebeği küçülmez. Göz bebeği küçülmeden de lazer teknolojileri artık tedaviye imkan tanımaz. Göz bebeğinden göz tanıma sistemi var lazer cihazlarında. Küçülmesini mutlaka beklemek gerekiyor. Göz bebeği büyükken siz eğer alır tedavi ederseniz hatalı bir işlem yapmış olursunuz. Mutlaka göz bebeğini büyütüp ardından bir damlalı ölçüm değerinde elde edip bir pürüz varsa bazen her şey yolunda gidiyor ama damlalı ölçüm değeriyle damlasız ölçüm değeri arasında farklılıklar çıkıyor. O durumda tedavi erteleyebiliyoruz ya da hiç yapmayabiliyoruz. Artı göz dibi muayenesini mutlaka yapmak gerekiyor. Göz dibi. Göz dibi, retina muayenesini yapmak gerekiyor. Çünkü bahsettiğimiz hastalar yüksek miyop grubunda retinada bir takım incelme alanları ve yırtık delikler görülebiliyor. O kişi için sinsi olan ama gelecekte sorun çıkarabilecek bazı problemler tespit edebiliyoruz. Eğer öyle bir problem tespit edersek de önce bunun tedavisini yapıp özel bir lazerle, argon lazerle o bölgeleri sağlamlaştırıp etrafını lazerle çevreleyip retina dediğimiz şu tabaka kameramız gösterirse bu bölgelerde incelme alanları, küçük delikler, yırtıklar görülebiliyor tespit edebilirsek bunun etrafı lazerle çevrelenip bu bölgeler sağlamlaştırılıp ileride retina dekolmanı yani retina yırtığı oluşmasına engel olmuş oluruz. Bütün bunları yaptıktan sonra şayet göz yapısı lazere uygunsa farklı farklı tedavi yöntemleri var. Kişiye özel tedavi yöntemleri var. Yaklaşık 5-6'ya yakın farklı tedavi yöntemi var. Kişinin gözü hangi yönteme en uygunsa o yöntemi belirleyip o yöntemle tedavi etmekte fayda var. Hocam lazer hiç bizim düşündüğümüz gibi değilmiş. Şimdi evet, ben onu karmaşık anladım. Bir konu. Evet. Çünkü biz sanki böyle muayeneye gideceğiz, muayenemizi yaptıracağız. Şıpşak hemen olacak. Evet, ben gözlük atmak istiyorum hocam diyeceğim. Evet. Doktor da hemen benim gözlüğümü atacakmış gibi düşünüyoruz. Öyle yapılıyorsa gelecekte sorun aslında yaşama ihtimali çok yüksek. Eğer bir yere gidilip hemen 1-2 saat içinde muayene yapıp lazer yapılıyorsa ya da hemen bugün yapalım diyor ise kişi, o doktora bir soru işaretiyle bakmakta fayda var. Çünkü detaylı muayene yaptığınız zaman 6-7 saatten önce göz bebeği küçülmez. Küçülmeden önce lazer yapılması hatalı. Yapılırsa hatalı sonuçlar çıkar. Ya kişi 3 kez damla yapmamıştır, tek bir damla ile usulen büyütüp yapıyormuş gibi yapmıştır hastayı kaçırmamak adına maalesef. Geldiği gün hemen lazerini yapalım. Çünkü çıktığı anda hasta bir daha dönmez diye o gün ikna edip insan karşınızdaki biraz neticede ömür boyu o göz sağlığı o kişi için önemli. Şıpşak olabilecek bir şey değil. O yüzden ben şehir dışından gelen hastalarımız olabildiğince sabah saatlerini çağırıyorum. Aynı gün olmak istiyorsa. Göz bebeğini detaylı olarak büyütüyorum. Eğer göz yapısı uygunsa 6-7 saat geçtikten sonra akşam saatlerinde en az 6-7 saat beklettikten sonra ya da öğleden sonra gelmişse ertesi gün lazerini yapıyorum. Bunu yapılmadan yapılırsa bir takım şeyler atlanabilir. Gelecekte sorunla karşılaşma ihtimali çok yüksektir. O zaman hani lazerle alakalı böyle internette yazdığınız zaman olumsuz yorumlar da oluyor. Kesinlikle. Hastaların karşılaştığı. Onlar bunlardan kaynaklanıyor. Tabii bunu, demek ki. Evet, kötü uygulama sonuçlarından kaynaklanan sonuçlar. Evet. Şayet bu titizlikte çalışılırsa, hekim titiz bir insansa, iyi teknoloji lazer kullanıyorsa, tecrübeliyse o internette yazdığımız sorunların hiçbiriyle karşılaşılmaz. Bir tane sorumuz var hocam. Bu soruya da bakalım mı bir? Tabii. Hocam ben 2001'de 22 gözlerimi çizdirdim ve gözlükten kurtuldum. Fakat şimdi yeniden gözlük kullanmak zorundayım. Yeniden lazer yaptırmam mümkün mü veya başka imkanım var mı? Teşekkürler demiş. 22 numara mı diyor? Ben... 22 yazmış ama herhalde o göz numarası hocam. 22 yaşındaymış, düzeltmiş. 22 yaşındaymış. 22 yaşında gözlerimi çizdirdim diyor. Evet, şimdi kaç numara olmuş? Numarasını yazmamış fakat şimdi yeniden gözlük kullanmak zorundayım diyor. Evet, yeniden şöyle, lazer yaptırabiliyor muyum diyor. Detaylı muayene yaptıktan sonra korneasının yapısı uygunsa şayet ikinci bir lazer olma ihtimali şansı var. Ama ikinci lazer olma ihtimali çok düşüktür. O yüzden tek seferde çözümleyip ikinci bir lazer ihtimalini çok akla getirmemek gerekiyor. Tabi 2000'li yıllarda lazer teknolojileri bu kadar iyi değildi, gelişmiş değildi. Biliyorsunuz 10 yıl içinde teknolojide inanılmaz değişimler oldu. 10 yıl önce iPhone, yani şu kullandığımız telefonların en eskili modelleri varken evet. Şimdi nereden nereye geldik? Lazer teknolojisinde de aynı. Yaptırdığımız merkezdeki lazer cihazının mutlaka iyi kalitede bir lazer olduğundan ve yeni model bir lazer olduğunda yine sorgulamakta fayda var.
Nasıl onlara ki bakacağız. Araba 10 yıl önceki bir araba teknolojisiyle şimdiki aynı değilse, lazer teknolojilerinde de bir takım eksiklikler giderilerekten yeni olumsuzluklar giderilip olumlu yönde ilaveler yapılabiliyor. O yüzden güncel teknolojiye sahip bir merkezde yapılmasında fayda var. Hekim çok önemli. Bir de hekimin kullandığı lazer teknolojisinin güncel olduğundan emin olmakta fayda var. En önemlisi de hekime güvenmekmiş ama ben onu anladım şu anda. Evet, kuşkusuz bunlar hocam, bir bütün. İyi hekim olabilir ama iyi teknolojiye sahip olmayabilir. Ya da teknolojisi çok iyi bir merkezde çalışabilir ama hekimlik nosyonlarını taşımayan bir doktor olursa hastasını sadece para gibi görüp gün içinde ne kadar ciro yapabilirim, maalesef böyle örnekler de var. Sağlık asla ticarete malzeme konusu olabilecek bir şey değil. Bu hassasiyeti de akılda tutmak lazım. Hocam hekim iyiyse, teknolojisi kötü bile olsa yine en azından açık o açık söyler için zarar bence. Vermez, tabii. Zarar vermez, zarar vermek istemez. Tıbbın en temel kuralı aslında bizim mesleğimizde primum non nocere, tıp fakültelerinde bizim için atasözü, Hipokrat'ın bir sözüdür. Önce zarar verme. Bu söz bizim kulağımıza küpe gibi aslında tüm hekimlerin her an akılda tutması gereken bir sözdür. Hasta için önce zarar verme. Biz hastanın yararına bir şeyler yapalım derken hastaya zarar verirsek o zaman hekimliğimiz tartışılır hale gelir. O yüzden zarar vermeme ilkesini mutlaka akılda tutmamız gerekiyor. Güvenilir hekimlere gidelim. Yani kesinlikle en önemlisi bu, güvenilir hekim. Göz lazer tedavileri bir estetik işlem değil. Estetik işlemleri küçümsedik anlamına gelmesin. Görme fonksiyonunu direkt ilgilendiren bir uygulama olduğu için rakamların önemi var. Diyelim ki 0.50 numara kaldı. 0.50 numara kalsa bile kişinin görmesini etkiler. Ya da iyi teknoloji bir lazerle yapılmaz ise gece görüş sorunları ortaya çıkabilir. O internette yazdığımız sorunların aslında kaynağı tecrübeli hekimler tarafından yapılmayan ya da iyi teknolojiye sahip olmayan merkezlerce yapılan hastaların karşılaştığı sorunlar. İnternete girdiğiniz zaman onlarca olumsuz yorum var ama bunlar gölgelememeli aslında. Tüm dünyada şu an 100 milyon üzerinde insan bu lazer tedavileri tedavisini yaptırmış durumda. Bir de akla şu geliyor yine bir şehir efsanesi olarak doktorlar bunu yaptırmıyor kendi gözlerine. Hayır bu tamamen yanlış ve bir propaganda diyebiliriz bunu. Yanlış propaganda. Ben Konya'da biliyorum en az 5 tane meslektaşımız, göz doktoru olan meslektaşımız gözü lazerli. Benim kendimin yaptığı göz doktor arkadaşımız var. Eşinin ve kayınbiraderine yaptım. Kendi ailemden, akrabalarımdan yaptığım insanlar var. En az 100'e yakın doktor meslektaşımızı farklı branşlardan yine lazer tedavisini uyguladım Konya'nın değişik yerlerinde. O anlamda da artık hani rüştünü ispat etmiş bir yöntem artık tıbben iyi şartlarda yapılırsa, tecrübeli hekim tarafından yapılırsa risksiz diyebileceğimiz 100 yıldan bir tedavi yöntemi. Benim birçok arkadaşım var hocam lazer tedavisini yaptıran. Yani bir kere çok konforlu. Kesinlikle. Hayat standartları çok konforlu oluyor. Gözlükten bağımsız oluyorsunuz. Tabii ki. Hayat özgürlüğünüzü genişletiyor. Gözlük kullananlar bilir sabah uyandığında onu saatin alarmını ya da telefonu göremeyen kişiler olabiliyor. Duvardaki saati. Saat arıyor. Tatile gittiği zaman denize gözlüksüz giremiyor. Lens de girse ayrı bir sıkıntı. Kışın toplu ulaşım araçlarına bindiği anda birden buğulanabiliyor gözlük kullanan kişilerde. Evet, şu an maskelerle aynı şekilde. Maskelerle yine buğulanma olabiliyor. Dolayısıyla gözlükten kurtulmak kişi için hayat kalitesini, konforunu artıran çok önemli bir tedavi yöntemi. Ama gözlükten kurtulacağız derken de gözlerimizden olmamak gerekiyor. Güvenilir göz doktorlarına gidelim. Evet. Şimdi hocam ben doğru mu anladım? Ben lazer operasyonu geçirmek istiyorum. Muayeneye geldim. Evet. Önce beni bir muayene ediyoruz. Detaylı göz muayenesi. Detaylı göz muayenesi. Yani 3 damlalı olan göz damlalı muayenesi. 3 damlalı ve cihazlarla topografi, kornea topografisi yapıyoruz. Tetkikler. Ardından retina muayenesi dahil sizi tam detaylı bir göz muayenesinden geçirmek gerekiyor. Sadece numaralara odaklanmamak gerekiyor. Hı. Evet muayenemiz bitti. Muayenemiz bitti. Şimdi ben acelem de yok. Ertesi gün ameliyatım olabilirim. Muayenem bittikten sonra ben gidiyorum evime. Evde yapmam gereken? Şöyle damlalı muayeneden dolayı yakın görüşünüz bir miktar 5-6 saat ya da 6-7 saat süresince bulanık oluyor.
bunu yaptıran kişi normal. 6-7 saat sonra normale dönüyor. Ertesi gün gelişirken bize özel bir hazırlık gerekmiyor. Sadece bayanlarda göz çevresi makyajın olmasını istemiyoruz. Mutlaka rimel ya da göz makyajı varsa bunu temizleyerek gelmelerini istiyoruz. Onun dışında tok geç gelmek, aç gelmek, ilaç alıp almamak gibi herhangi bir tedbirimiz yok. Normal muayeneye geliyormuşuz gibi geliyoruz. Zaten bu işlemi biz lokal anesteziyle yapıyoruz. Yani damla anestezisiyle yapıyoruz. Konuşarak yapıyoruz. Bayıltmadan yapıyoruz. Ön bir hazırlığa ihtiyaç yok. Ama hocam beni operasyon geçirirken benim ağzımı bağlayın çünkü ben çok konuşurum. Yine biz operasyon sırasında konuşuyoruz. Hastayı konuşmak en önemli aslında telkin yöntemlerinden biridir. Ve çok rahatlatır da rahatlatıyor. Aynı zamanda. Evet, kesinlikle. Her aşamada hastayı bilgilendirerekten şu aşamada şöyle olacak, şu aşamada şöyle dikkat etmeniz lazım, ışığa bakmanız lazım, gözünüzü kapatmamanız lazım diyerekten sürekli olarak hastayla konuşuyoruz ki istemsiz bir şey de yapsın istemiyoruz ya da dalsın istemiyoruz. Toplam zaten süre oldukça kısa ki farklı yöntemler var. PRK dediğimiz yöntemde NOTAŞ'ta süre çok kısa 5-6 dakikaya kadar inebiliyor. Standart PRK'da 7-8 dakika sürüyor. LASIK'te ise 10-12 dakika kadar sürüyor toplam. İki göz. Şimdi geldim ertesi gün. Tekrar muayene oluyor muyum? Artık gerek yoktu herhalde. Ben mutlaka ertesi gün damlalı muayenede çıkan numaraları bir kez daha kendi pratiğimde tekrar hastanın gözüne denetiyorum. En net hangisiyle görüyorsa onu not alıyorum. Köprüden önce son çıkış dediğimiz bir kez daha görüyorum. Çünkü o cam deneme gözlük kullanan izleyicilerimiz bilir. Biraz subjektiftir. Karar veremeyebilir hangisiyle net olduğunu. İkinci bir kez daha cam denemesi yapıyorum mutlaka. En net gördüğü belirliyorum. Ara değerlere de girme şansımız olabiliyor. Gözlük camı denerken 0-25 aralıklarla camlar artıyor ama lazerde bizim virgülden sonra 0.10, 0.15, 0.20 gibi değerlere de girmemiz gerekiyor. Diyelim ki hem 3 ile net görüyor hem 3.25 ile net görüyor. Bu sefer ara değer girebiliyorum. 3.10 girebiliyorum ya da 3.15 girebiliyorum. Daha hassas lazer tedavisi yaparken numara girmemiz mümkün olabiliyor. Tamam, o zaman tekrar geldim. Tekrar muayenemi de oldum. Artık operasyona girebiliyor musunuz? 1-2 dakikalık bir cam denemesinden sonra operasyon odasını alıyoruz. Evet. Orada bir damla anestezisi için gözümüze bir damla damlatıyoruz. 2-3 dakika içinde gözümüzü uyuşturuyor. Ardından işlemimize başlıyoruz. Hadi başladık. Ne kadar sürecek şimdi? LASIK en çok hangisi yapılıyordu hocam? Güncel pratikte en sık tercih ettiğimiz yöntem LASIK yöntemi. LASIK yöntemi. Onu konuşalım o zaman LASIK önce. LASIK flapli bir yöntem. Önce isterseniz PRK'dan başlayalım. PRK en eski olan yöntem. Tamam. Fotorefraktif keratektomi. Onun kısaltması. Tüm lazerlerde korneanın ön yüzeyinin şekil değişikliği oluşturuyoruz. Korneamız ortalama 43-44 numara civarında kırma gücü olan bir doku. Bu dokunun kırma gücünü değiştirerek aslında biz tedavi yapıyoruz. Diyelim ki 4 numara miyopisi var kişinin ve korneanın kırma gücü ortalama 43-44 olduğunu söylemiştik. Bu bazen 40 da olabilir kişinin, bazen 45 de olabilir ama ortalama 43-44. 44 diyelim kırma gücü var. 4 numarada miyopisi var. Korneanın merkezinde her bir numarayı düzeltmek için lazer cihazı 13 ya da 15 mikronluk bir inceltme yapar. Mikrondan bahsediyoruz. Mikron, yalnız. Evet. 6-7 milimetrelik bir alanda. Diyelim 4 numara miyopisi var. Yaklaşık 55-60 mikronluk. O hesaplamayı bilgisayar kendisi yapıyor. Seçtiğimiz optik zona göre değişebiliyor bu ablasyon miktarı. 60 mikronluk bir inceltme yapıyor ve korneamızın kırma gücünü 44 iken 40'a indiriyoruz. Bu şekliyle tedavi ediyoruz. PRK dediğimiz yöntem ilk olarak 1987 yılında uygulamaya girdi. Aslında bayağı eski. Bu yöntemde korneanın üstünde epitel diye isimlendirdiğimiz 50 mikron kalınlığında bir tabaka var. Zar tabaka. Kendini yenileme kabiliyeti var. Normalde korneamız 11,5-12 milimetredir. 9 milimetre çapta bir alanı, biz merkezi alanı, epiteli alıyoruz, sıyırıyoruz. Bunu farklı yöntemlerle alabiliyoruz. %20'lik alkol havuzunda yarım dakika beklettiğimiz zaman alkolü, epitel yanık cilt gibi kolayca sıyrılabiliyor. Bunu sıyırdıktan sonra lazerimizi uyguluyoruz. Korneamızı şekillendiriyoruz. Yaklaşık 15 santim yukarıdan lazer enerjisini uygulayaraktan korneamızı yeniden şekillendiriyoruz. Ardından PRK için konuşuyorum. Bir kontak lens uygulayıp 3-4 gün içinde epitelin yeniden korneanın ön yüzünün kapanmasını bekliyoruz. PRK için böyle.
İşlem sırasında ağrı hiç olmuyor işlem yaparken ve çok kısa. Ha, günümüzde artık no touch lazer diye isimlendirilen bir PRK yöntemi geliştirildi. Transepitelyal PRK. Aslında PRK'nın yeni bir versiyonu, yeni bir yöntem değil. Eski bir yöntemin yeni bir uygulama şekli diyebiliriz. Epiteli önceden alkol uygulamasıyla ve elle sıyırarak alırken, şimdi lazer cihazına yeni bir yazılım yüklemesiyle 50 mikronluk epiteli de lazer kendisi alıyor. Önce onu ablasyon yapıyor 30 saniye içinde, 30-35 saniye içinde. Ardından ikinci aşamaya geçiyor ve düzeltmeye moduna geçiyor. Burada süre biraz daha kısalıyor. Tedavi süresi. Transepitelyal PRK aslında no touch diye tıbbi literatürde bir isimlendirme yok ama böyle bir isim yerleşti. Transepitelyal PRK'da önce epiteli lazer alıyor. Sonrasında ikinci aşamaya geçiyoruz. Toplam 45-50 saniye içinde düzeltmeyi yapıyor. Tedavi sırasında ağrı olmuyor. Tedavinin bitiminde bir kontak lens yerleştiriyoruz. Kişi ağrı hissetmesin diye. Çünkü 1-2 gün sürebilen ağrılar olabiliyor PRK'da. Hı hı. Hem no touch'ta hem klasik PRK'da. No touch yöntemi çok da öyle popüler olabilecek bir yöntem değil. Yine bu yöntemde de ben bir yıldır uyguluyorum. No touch lazer diye isimlendirdiğimiz transepitelyal PRK'yı. Ağrı biraz daha az olabiliyor. Ve iyileşme süresi biraz daha hızlı olabiliyor. Yani 4 günde iyileşeceğine yere 2-3 günde iyileşebiliyor. İyileşme cevabı her insanda aynı değil, yara iyileşmesi. Farklı. Ve görme keskinliği normalde standart PRK'da 3-4 haftada normale dönerken, bunda biraz daha erken dönüyor. 15-20 günde tam seviyeye çıkabiliyor. Ama ilk günler bunda da bulanık oluyor ve ağrı olabiliyor. Ağrı olması, görmenin yavaş iyileşmesi sebebiyle aslında bizim en çok tercih ettiğimiz LASIK yöntemi. Bunlar dezavantajı PRK'nın, no touch da olsa. LASIK yönteminde bilim adamları 90'lı yıllardan itibaren bu ağrı duyusunu nasıl ortadan kaldırırız? Çünkü epitel alındığı için ağrı oluyor, dokuyu sıyırdığımız için. Palikaris, Yunanlı bir bilim adamı LASIK yöntemini geliştiriyor. Korneada diyor ön yüzde 110 mikron kalınlığında bir ya da 120 mikron kalınlığında bir kapakçık kaldırsak epitel onun içinde korunmuş oluyor. O da o yıllarda bıçakla kaldırılıyordu. Artık günümüzde femtosanelerimiz tamamen bilgisayar kontrollü bir cihazla kapakçık kaldırılıyor. Kalınlığını sapma olmadan belirliyoruz ve büyüklüğünü muntazam şekilde kapakçığı lazer hazırlayıp o kapakçığı yana yatırıyoruz. Epitel bunun içinde korunmuş oluyor. Lazerimizi uyguluyoruz, yeniden o kapakçığı kapatıyoruz. Dolayısıyla kazıma gibi bir şey yok. Olmuyor. Lezikte. Hemen 3-4 saat sadece bu yöntemde biraz yanma sulanma oluyor LASIK yönteminde. 3-4 saatten sonra bile kişinin görmesi %70'lere, 80'lere çıkıyor. İlk gün bile %100'e çıkan var. Ertesi gün kontak lens, yine bunda da ben koruyucu maksatlı uyguluyorum. Kontak lens aldığım zaman ertesi gün hastalar %100 görmeye kavuşuyor LASIK'te. Yüksek astigmatı yoksa. LASIK yöntemi ki kuşkusuz hem operasyon sonrasının ağrısının olmaması, hem iyileşmenin hemen ertesi gün %100'e çıkması, hızlı rehabilitasyon sebebiyle bizim tercih ettiğimiz yöntem ama herkesin göz yapısı LASIK'e uygun olmayabiliyor. Kişinin göz yapısı bazen LASIK'e uygun olmayabiliyor, ince korneaya sahip olabiliyor. O durumda PRK risksiz olacağı için PRK tercih etmemiz gerekebiliyor. Orada kişinin göz yapısı yine tedavi yöntemimizi seçmekte belirleyici unsur oluyor. Ya da göz numarası diyelim, 7 numaraya biz PRK önermeyiz kolay kolay. PRK'da limitlerimiz biraz daha düşüktür. Miyopide 4-5 numaraya kadar PRK uygulayabiliyoruz. Astigmat varlığında 2 dioptri, 2,5 dioptriye kadar uygulayabiliyoruz PRK'yı. Hipermetropide asla PRK tedavisini çok önerdiğimiz bir yöntem değildir. Ama LASIK'te tedavi sınırlarımız biraz daha geniş. Miyopide 8 dioptriye kadar LASIK'le tedavi yapabilmekteyiz. Astigmatta yine 6 dioptriye kadar, hipermetropide de yine 6 numaraya kadar hipermetropiyi LASIK'le tedavi edebiliyoruz. O zaman benim dediğim gibi ben bu yöntemi seçtim demek yok. Kesinlikle. Yine bu kararı sizin gözünüze hangi yöntem uygunsa sizinle konuşaraktan beraber karar vermekte fayda var. Bazen 3 yönteme de uygun olabilir. O zaman sizin mesleğiniz, ihtiyaçlarınız dikkate alınır. Mesela güvenlik mensuplarına, travmaya açık kişilere daha ziyade bizim tercih ettiğimiz flapsiz cerrahi olabilir. PRK ya da no touch lazer olabilir. Ama böyle bir mesleği yoksa kişinin o zaman konfor anlamında ve
iyileşmenin hızlı olması anlamında lezik daha avantajlı olduğu için lezik yöntemi tercih ederiz. Hocam burada sizin... Bir ay sonrasında her ikisinde de görme aynı seviyeye erişiyor. İlk bir aylık dönemde biraz PRK yönteminde iyileşme biraz yavaş oluyor. Bir de bir iki gün ağrı olabiliyor ama bunlar dayanılmayacak ağrılar değil, ağrı kesicilerle geçiyor. Güncel pratiğimde %80'i aslında ağrı yaşamıyor hastalarımızın. %20'si ancak ağrı yaşıyor. Burada sizi biraz dinlendirsem ben evet, bir reklamada gideceğiz. Mutfağa hemen bakayım tamam, olur mu? Tamamdır. Kolay hemen gelsin. Geleceğim ama tekrar. Teşekkür ederim. Siz ne yaptınız? Böyle bir koşuşturdunuz. Vallahi şartlar attı sürekli. Öyle mi? Geldi. Olsun canım, olacak. Gel sen şöyle. Sen yemeği anlat. Neler yaptığımızı anlatalım tekrar. Şimdi yemeğimizi... Şu anda fırına verdik ama evet, değil mi yemeği? Verdik. Tamam. Ne kadar duracak fırında? Yani programın sonuna kadar duracak. Tamam dursun. Talihsizlikler yaşadık. Talihsizlik olabilir. Evet. Durum böyle. Ne yaptık şimdi? Hangi malzemeleri kullandık? Şöyle bir hatırlayalım mı? Tabii ki. 4 adet inciğimiz var. Bu arada ne kadar temiz çalıştınız? Hiç malzeme göremiyorum. 4 tane inciğimiz vardı. Kuzu inciği. Kuzu inciğimiz vardı 4 adet. Patatesimiz vardı, havucumuz vardı, sarımsağımız, defne yaprağımız, baharatlarımız vardı. Bunları küp küp doğradım. Biraz soteledim. Biraz talihsiz yaşadık ama. Bunları soteledim. Ama fırına verdik yemeğimizi. Fırına verdik sonunda. Bayağı mücadele ettik ama. Bakalım programın sonuna kadar fırında yemeğimiz. Tamam. Biz de çok merak ediyoruz o zaman. Şu an kaç dakikamız var Faruk? Reklama mı gidiyoruz? Tamam. Hadi reklama gidelim. Hayatın içinden devam ediyor olacak reklamdan sonra. Hayatın içinden devam ediyor. Hocam şimdi sorularımıza bir bakalım mı şöyle? Elbette. Sorulardan gelen sorulara göre de biraz şekillendirelim. Konuştuğumuz konularla ilgili olanlar mı? Evet. Kolay gelsin. Sol gözümde 6 derece mix astigmat ve hafif tembellik var. Korneam ince. Gözüm lazer tedavisine uygun değil. Değerli Ümit Hocamız hangi tedavi uygun görür? Şimdi korneası tabii ne kadar ince olduğu önemli. Bazen tabii incelemenin sınırları var. Normalde 550 mikrondur. Korneamızın merkezi kalınlığı. 500 mikronda ince bir kornea, 450 mikronda ince kornea. İnce korneaların bir kısmını yapabiliyoruz biz. Mesela 480 mikrona kadar olan kornealara numara çok yüksek olmak kaydıyla 3-4 numaraya kadar ise kişinin göz numarası tedavi edebiliyoruz. Ama 6 numara bir mix astigmatı varsa ve kornea kalınlığına bakmak lazım kaç mikron olduğuna. 500-510 mikronsa ve de 520 mikronsa tedavi edilebilme şansı olabilir. Değilse 500 mikronun altında bir kornea ya da 510 mikronun altında bir korneaya sahipse kuşeye lazer yapma şansı pek olmayacak gibi. Özellikle göz içi merceği eğer uygunsa belki uygulanma şansı olabilir. O zaman bir muayene olması gerekiyor ilk başta. Lazım. Net bir şey söyleyebilmek için. Sivas'tan bir izleyicimiz yazmış. Gülseren Hanım 43 yaşındaymış, kerata konusmuş. Sağ gözümde varmış sadece. Bana da tedavi olur mu diyor. Keratokonus hastalarında kornea zaten ince olduğu için lazer tedavileri bu grup hastalarda kontraindike. Çok sınırlı keratokonus olgularında numara yüksek değilse, kornea da çok ince değilse özellikle topografi rehberli lazer uygulaması yapılabiliyor mu? Bu oran çok az, yani %5'ini ancak yapılabiliyor. Muayene sonrasında belki topografi rehberli lazer uygunsa yapılabilir. Ya da bu olgumuza eğer gözü kullanmak istemiyorsa birazdan değineceğiz muhtemelen konuşma ilerleyen bahsinin kısımlarında. Lazer yapamadığımız olguların kırma kusurlarının tedavisinde özellikle göz içi mercekleri, fakik göz içi lensleri, yani kişinin kendi göz merceğini almadan göz merceğinin önüne, göz bebeğinin hemen arkasına bir mercek uygulamasıyla yine gözlükten kurtulma şansımız olabiliyor. İyi hadi bakalım, sizin de gözlükten kurtulma şansınız varmış. Az önce sorduğum soru vardı ya hocam, 50 mikron yazmış izleyicimiz.
6 derece mix astigmat olan. 50 mikron değildir kornaz da. Ben... Yanlış muhtemelen yazıldı. Süper bir muayene oldu efendim siz. Mümkün değil yani. Bu şekilde yardımcı olamayacağız. Keratokonusta 300 mikronlar, 250 mikronu görebildik ama 250 mikronun altına, 300 mikronun altına kolay kolay inmez. 50 mikron değil. Tamam, onda bir hata var o zaman. Birazcık da hocam, lazer olamayan hastalar için neler var? Onlardan bahsedelim mi? Elbette. Şöyle ki, bize muayeneye geldi diyelim. Korneası ince ya da lazer uygun değil diyelim. Çok ince bulduk. Ya da tedavi, lazer tedavi limitlerimizin dışında bir numarası var. Farzın ki 13 numara miyopisi var, 3 numarada astigmatı var. Bu kişiye artık lazer uygulama şansımız yok. Lazere uygun değilse, fakik göz lensi uygulaması ile bu kişileri yine gözlükten kurtulma şansımız var. Fakik göz için? Evet. Hı. Kişinin kendi göz merceğini almadan, dokunmadan, burada bir yanlış anlamaya mahal vermemek lazım. Evet hocam. Katarak ameliyatlarında, bunu ben ilk defa duyuyorum. Kişinin kendi göz merceğini, göz beğeni büyüterek ameliyatımızı yaparız şu aralıktan. Önde bir pencere açarız. Kendi göz merceğini alıp sizi yazarı yerinde bırakaraktan bu yuva olacak şekilde. Bu merceğimizin, kişinin kendi göz merceğinin içindeki yuvaya yeni bir mercek yerleştiririz. Buna göz lensi diyoruz. Bahsettiğim şey bu değil. Kişinin kendi göz merceğine dokunmadan asla, çünkü 45-50 yaşından önce bu merceğin dokunmasını asla arzu etmeyiz. Şayet bir hekim size 45 yaş öncesinde bu merceğin alınmasını öneriyorsa, bu doğru bir yaklaşım değildir. Ya da 40 yaşından önce bir takım kendi göz merceğinin almasının getireceği sorunlar var ilerleyen yaşlarda. Retina dekolman riskini artırabiliyor, yakın görme sorunları ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla 45 yaş öncesindeki kişilerde lazer olamıyorsa fakik göz lensini uyguluyoruz. Yani kişinin kendi göz merceğini dokunmadan kontak lens benzeri bir merceği, çok ince yapıdaki bir göz merceğini küçük bir kesiyle gözümüzün içinden, göz bir aralığından, göz bebeğinin arkasında iris dokusunun, göz bebeğinin şu ortadaki boşluğa biz göz bebeği ismini veriyoruz. Kenardaki dokuya da iris ismini veriyoruz, renkli kısmını. Bunun arkasındaki boşlukla göz merceğinin arasında sulcus dediğimiz boşluk var. Bu boşluğa çok ince yapıdaki bir göz merceğini, genellikle şekli buna benziyor, katlayaraktan 2,5 milimetrelik bir küçük kesiyle göz merceğinin önündeki boşluğa yerleştiriyoruz. Buna biz fakik göz lensi diyoruz. 23 numaraya kadar miyopi, 6 numaraya kadar da astigmatizmayı böylece tedavi edebiliyoruz. Çok iyi. Onlar ve da kurtuluyor. Kişinin yakın görmesi bozulmuyor. 20-30 yıla yakın süredir tüm dünyada uygulanabilirliği var. İlk yıllarda bir takım sorunlar vardı mercek dizaynı ve materyali ilgili ama son 10 yılda mükemmelleştirildi bu lens teknolojisi. Çok ileri seviyelere geldi. Dolayısıyla ben güvenle hastalarıma, lazere uygun olmayan hastalara bu tedavi yöntemini önerebiliyorum ve uygulayabiliyorum. Yaş aralığı var mı hocam bu tedavide? 18'i mutlaka geçmiş olma şartı var. Numaramızın durmuş olma şartı var. 45 yaş öncesinde ise kişi ya da 50 yaştan önce ise fakik göz lensi bizim birinci tercihimiz, lazere uygun olmayan kişilerde. Ama 45-50 yaş sonrasında ise bu sefer yakın sorunu da başlıyor. Uzak görmeyle birlikte, bir de o yaştaki kişiler bilir, hem uzak hem yakın sorunu meydana geliyor. Gözlük kullanıyorsa bir adet gözlük, uzak gözlüğü kullanıyorsa ayrıca bir yakın gözlüğü ya da ikisinin birleştirildiği camlar kullanmaya başlayabiliyor. 45-50 yaş sonrasında ise artık bizim tercihlerimiz farklı oluyor, tedavideki uyguladığımız tercihler. Bu sefer gözcü merceklerini uyguluyoruz. Özellikle gözcü merceklerini. Kişinin var olan göz merceği alınıyor. Kataraktı varsa bu katarak ameliyatıyla göz merceği alındığı zaman yerine özellikle gözcü merceği hem miyop hem astigmatizmayı hem hipermetropiyi düzelten ve uzak yakın görmeyi sağlayan bu trifokal akıllı mercek diye tarif ediliyor. Aslında akıllı mercek de değil bu. Yabancılar buna çok odaklı mercek ismini vermekte ya da trifokal, yani tri 3 demek, 3 odaklı mercek ismini vermekte. Bu mercekleri uygulayaraktan da kişinin hem uzak hem yakın sorunu 45-50 yaş grubu ve ileri yaşlarda gözlük görme sorunlarını ortadan kaldırabiliyoruz. İyi, hadi o zaman hepsini ortadan kaldırmış olduk. Evet. Peki, şimdi ben 45 yaşını geçmiş biriyim. Görme problemim var. Aynı zamanda da kataraktım var. Ben tek ameliyatta bunların hepsinden kurtulmak istiyorum. Yapabilir miyiz? Şöyle, yine detaylı muayene yapıyoruz. Bazı muayene sırasında risk olabilecek problemler var ise, bu mercekleri herkes de, ne yazık ki herkesin göz yapısı uygun olmayabiliyor. Göz bebeği iyi büyümüyorsa,
göz merceğinde zayıflık varsa, ya da korneada düzensiz astigmatizmamız varsa, retinamızda problemler varsa, glokomumuz varsa, yani başka bir göz hastalığı da varsa bu merceklerin uygulanmasını önermeyiz. Çünkü iyi randıman vermez. Gözün yapı olarak sağlam olması lazım. Hani katarak dışında başka bir problemin olması lazım. Bazı ölçümler de yapıyoruz. Kapı açısı gibi bir açı var mesela. Görme açısıyla, görme ekseniyle göz beynin merkezi arasında bir açı vardır. Hani bir mesafe vardır. Bu açı çok büyükse yine önermeyiz. Detaylı muayeneler neticesinde eğer göz yapısı kişinin uygunsa o zaman öneririz. Dün bir hastam yine geldi maalesef. 80 yaşında bir yakın sayabileceğimiz bir arkadaşımızın halası. Bir merkezde muayene olmuş ve bu akıllı mercek yapalım size demişler. Telefonla bu gelsin ben de göreyim. Muayenesini yaptım, detaylı muayenesini. Mercek bağları zayıf. Eksfolyasyon dediğimiz bir birikinti var gözünde teyzenin. Akıllı mercek uygulanması halinde birkaç yıl sonrasında problem yaşanmaması çok düşük bir ihtimal. Ve hastamızın üstelik kataraktı da yoktu. %80-90'lara bilen bir görmesi vardı. Gözlüğüyle de mutluydu. Bu hastanın ben ameliyatını yapmadım. Yapılması bazen yapılmamasından daha çok zarar verebilir. O ilkeyi de hatırlamamak lazım. Herkese de bu üç odaklı mercekler uygun olmayabiliyor. Mutlaka yine deneyimli bir doktor tarafından, tecrübesine güvendiğiniz bir doktor tarafından muayene yapılıp göz yapısı uygunsa önerilmesi lazım. Bir hastamızı ben gözlük reçetesini düzenledim, yeniden gönderdim. Neden? Gözlüğüyle %80-90'lara varan bir görmesi var. Kataraktı var ama hafif düzeyde henüz. Görme seviyesi %50'lerin altına inmiş olsaydı ya da %60'ın altına görmesini azaltacağı için ameliyat önerilebilirdi. Ama burada yine benim tercihim çok odaklı değil, tek odaklı gelişmiş, iyi teknolojiye sahip bir mercek olur idi. Hastanın görmesi iyi seviyede olduğu için bunu önermedim. Yani dün gördüğüm bir hasta olduğu için örnek verme gereği duydum. Herkesin de göz yapısı bu merceklere uygun olmayabiliyor. Reklamlarda görüyoruz biliyorsunuz böyle göz merkezleri, evet, akıllı mercek, furyası böyle bir sanki bir yeni şeymiş gibi çok yeni değil. 30 yıllık bir teknoloji bu. 2-3 yıla yakın süredir de 3 odaklı, önceden 2 odaklı olanları vardı bu merceklerin. Bu mercekler aslında akıllı değil. 3 tane odağı olduğu için uzak yakın görüş sağlıyor bize. Farklı şekillerde olabiliyor. Kameraman arkadaşımız gösterebilirse şöyle iç içe geçmiş halkaları var. Küçük bir maket. Şurada daha büyük bir lens var. Böyle halkasal yapıları var. Hem uzak hem yakın hem de ara mesafeyi görmemizi sağlayan farklı odak noktaları var. Yoksa bunda bir bilgisayar çipi yok. Ne yazık ki. Akıllı deyince aklımıza gelmesin. Evet yani telefon, akıllı telefon ismini verebiliyoruz. Neden? İçinde bir bilgisayar çipi var. Bazen bizim komutlarımız da değil mi algılayabiliyor, size cevap verebiliyor ama bunda böyle bir özellik yok. Bir kere öyle olsa bir enerjiye gereksinim olur. Yani bunda bir bilgisayar çipi yok. Üç odaklı mercek dediğimiz mercek teknolojisi bunlar. Farklı tipleri var. İyi teknolojiye sahip olanlar var. Çok gelişmemiş teknolojiye sahip olanlar var. Burada da kaliteyi belirleyen fiyat unsuru olabiliyor. Farklı farklı kalitede mercekler var. O yüzden çok irdeleyip ondan sonra yaptırmalarında fayda var. Yani bir şeyi sadece fiyatı üzerinden değerlendirmek doğru değil. Burada şu fiyatı yapılıyor, ben oraya gideyim. Hayır ama nasıl mercek takılacak, kim takacak? Göz yapınız uygun mu, değil mi? Doğru. Bir daha bunun telafisi olmaz. Trilyonlar da versek gözümüzde bir hasar oluştuğu zaman o merceği çıkarıp yeni mercek koymak o kadar zor ki mutlaka gözde hasar oluşturur. O yüzden gözlerimizi heba etmemek gerekiyor. Parasal gücümüz varsa ve gerekliyse, uygunsa öyle yaptırmak gerekiyor. Değilse bir furyaya kapılıp reklamlara da kanaraktan gözlerimizi heba etmemek gerekiyor. Yani ben artık anladım. Hiçbir tedavi böyle direkt gittim. Ben şunu istiyorum, bunu yapalım diyerek operasyona giremiyoruz. Hepsinin bir muayenesi gerekiyor. Kesinlikle yapılması gerekiyor. Eğer hani bir merkez gittiğiniz anda hemen şunu öneriyorsun mutlaka. Ben teyit anlamında birkaç doktora gözükmekte fayda olacağını düşünüyorum. Çünkü çok ticarileşti maalesef. Göz sağlığı da her şey ticarileştiği gibi. Göz sağlığından ziyade bir ticarete dökülmesi biraz beni de yaralayan bir husus. Etik kurallar bazen aşılabiliyor. Hastanın sağlığından ziyade
kaygılar, parasal ticari kaygılar ön plana geçebiliyor. O yüzden çok araştıraraktan bu işlemleri yaptırmakta fayda var. Bir daha çünkü geri dönüşü yok bunlar. Kesinlikle geri dönüşü yok. Hocam peki şöyle bir toparlayacak olursak son olarak izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Evet. Sonrasında aşçımızın yanına gideceğim bir. Geliyorum bugün şimdi yanına. Dünya Görme Günü olduğunu program başında ifade etmiştik. Görme duyusu bizim 5 duyumuzdan belki de en kıymetli olanı. Gözlük bizim için dünya ile gözümüz arasında bir engel. Bu engeli kaldırma anlamında şu an çok ileri teknoloji, lazer ve mercek teknolojilerine sahibiz. Göz yapımızın uygun olmak kaydıyla kişiye özgü tedavilerle gözlükten kurtulma şansımız büyük oranda olabiliyor. O anlamda hastalarımızın ya da izleyicilerimizin mutlaka detaylı muayenelerini yaptırdıktan sonra bu tedavileri yaptırmalarında fayda var. Tüm izleyicilerimize ben dikkatleri için, bizi izledikleri için teşekkür ediyorum. Ve dünyayı hep güzel görecekleri, sağlıklı ve mutlu gözlerle dünyayı görecekleri günler diliyorum. Vallahi çok güzel temennilerde bulunduk. Hemen oradan Gülnar Hanım teşekkür etti hocamıza. Bu arada WhatsApp'tan gelen mesajlarımız da var. Programda yetiştiremedik ama size söz hocam burada 5 dakika daha tutacağım. Hepsini WhatsApp'tan yine cevaplayacağız. Cevaplayalım değil mi hocam? Soruları yapalım elbette. Kalmasın. Vaktimiz müsaade etti sürece. Bir bakayım ben mutfağımıza hemen. Ne yaptık? Bekliyoruz değil mi? Tamam, çünkü bu zaten uzun süre isteyen bir yemekti. Biz hem hızlandırdık hem acele ettirdik size de onu da farkındayım. Biraz aksilik yaşadınız ama olsun. Önemli. Yemeğimiz şu anda fırında. En azından neler yaptığımızı bir anlatabiliriz. Tabii ki. İnciklerimizi önce mühürledik. Kuzu inciklerimizi mühürledik. Sebzelerimiz hazırladık. İşte patatesimiz, hamurumuz, sarımsağımız, soğanımız. Daha sonra sebzeleri biraz soteledim. Soteledikten sonra çünkü fazla bilmiyorum. Acabancıyım fırın ve ocağa. Evet, doğru. O yüzden fırınladık şu anda. Bekliyoruz bakalım. Şimdi fırınlarken düdüklüde yaptık zaten biz kuzu inciklerimizi. Düdüklüden aldık. Tepsinin üzerine yağladık mı biraz? Hayır. Zaten sebzeleri sotelerken biraz yağladım. Zeytinyağı kullandım. Soteden sonra sebzeleri tepsiye yaydıktan sonra incikleri koydum. Fırınladım. Ondan sonra fırınladık. Fırının üzerinde alüminyum folyo ile kapladık. Tabii. Ne kadar vaktimiz kaldı? 5-10 dakika falan herhalde. Artık kalan. Normalde daha çok durması gerekiyor ama biz hızlandırdık. Tamam. İnşallah pişer. Tamam. Birazcık daha pişecek. O zaman teşekkür ediyorum size de. Sorularıma da bir bakacağım şimdi. Tamam. Sizi o zaman yine baş başa bırakıyorum mutfağımızla. Hocam kapatmadan en azından böyle bir soru bile cevaplasak iyidir diye düşünüyorum. Allah bala göz ölçümü falan yazmışlar. Ben mümkün değil. Bunu okuyamam. Yurt dışından bir hastamız Türkiye'ye gelip lazer yaptırmak istiyormuş. Hocam direkt size tableti vereyim. Evet. Göz numaraları 4 ve eksi 0.50 sağ göz, sol eksi 3.75 eksi 1. Evet. Numaralara baktığımız zaman bu tedavi sınırlarımızın içinde lazer tedavisi olabilecek bir hastamız. Yurt dışından yazan hastamız. Hocam numaraları siz söyleseniz olur mu? İzleyicilerimiz için. Sağ göz eksi 4 miyopisi var. 0.50 astigmatı var. Solda eksi 3.75 miyopisi, eksi 1 astigmatı var. Gözlük takmak istemiyorum diyor. Türkiye'ye gelip nasıl bir lazer yaptırabilirim? Bize gelip muayene olduğu zaman eğer göz yapısı uygunsa ve göz yapısına hangi yöntem uygunsa o yöntem belirleyip rahatlıkla tedavisini yaptırabilir. Bize 3-4 günlük ya da bir haftalık bir süre yeterli olur. Hani izin alması eğer sorun oluyorsa. Geldiği gün muayenesini yaparız, ertesi gün lazerini yaparız, sonraki günde kontrolünü yaparız. Gitmeden önce de bir hafta sonra da bir muayenesini yeniden yapıp ya da 3-5 gün sonra rahatlıkla yurt dışına dönüş yapabilir. İyi, hadi gözlükten kurtuldu izleyicimiz. Kurtulabilir. Son dakikalar ama yetiştireceğim. Tabii. Şöyle bir bakacağım. Benim göz arkasında ayrılma var dedi doktor. Net göremiyorum. Bazen perde gibi gözüme bir şey geliyor. Burun görüyorum diyor. Göz ayrılması nedir hocam? Şöyle bir, farklı bir iki konuymuş. Şekilde ayrılma var. Hastamızın muhtemelen sorunu. Gözümüzün içini dolduran vitreous dediğimiz bir jel tabaka var. Şurada şeffaf sıvı tabakası. Saç jölesi kıvamında jel tabaka. Vitreous dediğimiz buna. Üç noktadan gözün arka duvarına yapışıktır. Belli bir yaştan sonra 40'lı 50'li yaşlardan itibaren büzüşmeye başlar. Biraz hacmen küçülmeye başlar. Küçüldüğü zaman da yapıştığı yerden ayrılır. Ayrıldığı zaman da ayrılırken küçük bir zar tabakası da o ayrılma yerinden ayrılır ve sıvının içinde yüzer. Sağa sola hareket eder. Çünkü
Görme ekseni şöyledir. Sarı nokta burası. Işık buraya düşer. Bu bölgenin önüne geldiği anda uçuşan bir cisimcik, siyah bir sinek gibi görebilir. Oldukça masum bir şeydir bu. Vitreous dekolmanı deriz bunun. Arka vitreous dekolmanı. Endişelik bir durum yok. Ama yok etme şansımız da yok. İlaçla, lazerle ya da ameliyatla düzeltme şansımız yok. Vitreous dekolmanı ise. Retina dekolmanı dediğimiz durum ayrılma daha ciddi bir durumdur. Retina dediğimiz tabaka iki tabakadan oluşur. Bunun da ayrılmasına biz retina dekolmanı ismini veririz. Bu ciddi bir durumdur. Retinanın ayrılması ve tedavi gerektirir. Görme kaybına sebep olabilir. O zaman olabilir. Hastamız bir muayene olacak. Muayene olmasına fayda var. Çünkü detay da yok burada. Vitreous ayrılması ise endişelik bir durum yok. Tedavi gerektirmez ama retina ayrılması ise mutlaka kısa zamanda tedavisinin yapılması gerekir. Şunu da sorayım da öyle kapatalım olur mu hocam? Annem 75 yaşında hem uzak hem yakın gözlük kullanıyor. Anneme lazer yaptıramaz mıyız? Annemizi o yaş grubunda 50 yaş üzerinde lazer önermiyoruz. Bunun çok sebebi var. Bir kere yara iyileşmesi problemli olabiliyor. Lazer ile korneamızın ön yüzeyinde dokuda bir değişim yapıyoruz ve iyileşme süreci oluyor. Bu süreç 50 yaş sonrasında sorunlu ilerleyebiliyor. Bu birincisi. İkincisi de o yaş grubunda artık katarakt olma ihtimali çok yüksek. Ya katarakt ameliyatı olmuştur ya da yakın gelecekte olacaktır katarakt sebebiyle. Katarakt ameliyatı yaparken zaten uzak ve yakın gözlüğü sorunlarını artık çözme şansımız var. Evet. Yani lazer değil de oradaki tercihimiz, seçeneğimiz bizim özellikle göz şimerciği olacak. Bu sayede özellikle göz şimerciği uygulayarak da gözlükten kurtarabilirse bu mercekleri lazerle de tedavi edebiliyoruz. Şöyle ki femtosaniye dediğimiz bir lazerle bıçak kullanmaksızın tedavi yapabiliyoruz. Bu da önemli bir teknolojik imkan. Femtosaniye dediğimiz özel bir lazerle katarak ameliyatını yaparaktan bıçak dokunmaksızın kesi yerini, giriş yerini gözümüze lazer cihazı açıyor. Merceğin ön zarındaki pencereyi bizim belirlediğimiz büyüklükte ve şekilde lazer cihazı açıyor. Bir de merceği dörde bölüyor. Yaklaşık ameliyatın yarısını robotik cerrahi diyebileceğimiz bir cerrahi isimlendiririz belki. Bizim belirlediğimiz şekliyle bilgisayar kendisi yapıyor. 35-40 saniye içinde bunu yapıyor. Ameliyatın yaklaşık yarısı gibi önemli safhalarını hem de İnsan eliyle hata olabilecek şeyleri lazer kusursuz olarak yapıyor. İkinci aşamayı cerrah merceğin dörde bölünmüş şeklinde dışarı bir vakum uygulayan fako dediğimiz aletle dışarı alıyoruz. Sonrasında merceği katlayıp buraya yerleştiriyoruz. Bu hem kesinin mükemmel olması hem merceğin yerleştirileceği yuvanın mükemmel olması sebebiyle daha kusursuz bir ameliyat oluyor. Bu ameliyatla femtosaniye lazerle katarakt yapıldığı zaman da sonuçlar daha iyi oluyor kuşkusuz. Femtosaniye lazer dedik. Femtosaniye. Evet. Tamam hocam yine yetiştiremedik. Neyse müsait olduğu zaman hocamız bize söz verdi bir daha gelecek zaten değil İnşallah, mi? İnşallah evet. O zaman da femtosaniye lazer ve diğer kalanların hepsini konuşmuş olacağız. Evet soru zamanımız varsa sorabiliriz ama evet. Maalesef kapatmak zorundayım. Yine artık. Şöyle telefonlar olursa dönüş sağlayabiliriz. Onları evet cevaplandırma şansımız olabilir. Tamam evet telefon numaraları var en azından. İzleyicilerimizin oradan yine yazalım WhatsApp'tan. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Medova Hastanesi de hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Orada da yine bizi teknolojik imkanları sağlayan her yer bizim için iyi ortamlardır. Orada yine göz sağlığının her alanında hastalarımıza, Konya ve civar şehirlerde yaşayan hastalarımızın göz sağlığı hizmetine devam hizmet vermeye devam edeceğiz. Genel hastanede. Ben şahsınızda Kanal 42'ye ve çalışanlara, teknik ekibe çok teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizi ilgiyle izleyen yine seyircilerimize de teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve gülen gözlerle bakacakları bir dünya diliyorum. Evet genel hastanede de göz tedavileri yapılmıyor demeyeceğiz artık. Hemen Gülnar Hanım'a da şöyle yanına uğrayayım. Tabii. Fırında duruyor. Fırında. İsterseniz çıkartabilirim. Hemen biraz. Bir gösterebilir miyiz? Bir dakikada göstereceğim sonra kapatacağım programı. Tamam. Ay çok güzel görünüyor. Oldu mu yiyebilir miyiz? Tabii şimdi? Ki de yiyebiliriz. Hocamıza ikram edelim ama hocam tamam. Severmiş. Edelim. Tamam. Hocam bak sizin için hızlandırdık hemen. Yorduk sizi. Ne kadar da güzel görünüyor. Kuzu incik, sebzeli kuzu incik. Evet. Programımız YouTube'a da yükleniyor bu arada. Oradan da yine aynı şekilde bakabilirsiniz nasıl yapıldığına. Evde yapılması zor diye düşünüyor hanımlar. Yani çok kolay. Çok kolay. Evet yani bu kadar aksiliğe rağmen biz 1,5 saat bile değil aslında değil mi? O aksilikleri çıkarırsak 1 saatte falan Aynen. yaptık yani. Aynen. 1 saatte yemeğimizi hazırladık. Yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biraz panikledin ama bak güzel oldu. Gördün mü? Yok yemeğimiz panik hazır. Değildi. Ben yetişmeyecek diye tereddüt ettim. Olsun. O yüzden. Önemli değil. Yetiştiriyoruz. İsterseniz su mutfağına da koyabilirim.
Sen koyarken ben programı kapatacağım ama. Tamam. Olur mu? Öyle yapalım. Evet efendim, Hayatın İçinden'in bugünlük de sonuna geldik. Yarın yine 10 ile 12 arasında burada olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.